Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çarşambadan bu yana geçen zaman zarfında ben şahsen çok özledim. Allah razı olsun, ben de öyle. İzleyicilerimizden de öyle, çok güzel mesajlar geliyor. Allah hepsinden razı olsun. Onların da böyle hem hasret dolu, hem içlerinde biriktirdiklerini anlatma arzusu. Diyorlar ki sizi dinlediğimiz zaman biz mutlu oluyoruz, huzur buluyoruz. Çok şükür. Unuttuğumuzu sandığımız şeyler tekrar aklımıza geliyor, gönlümüze düşüyor. Bize iyi geliyorsunuz diyorlar. İnşallah. Yani ne kadar güzel bir şey gördüğün zaman, bir şey duyduğun zaman bana iyi geliyor diyebilmek. Çok Sen şükür. Bana iyi geliyorsun. Seni görmek bana iyi geliyor. Seninle konuşmak bana iyi geliyor. Seni dinlemek bana iyi geliyor. Ruhuma iyi geliyor diyebilmek. Çok Eğer şükür. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Tabii Şükürler ki mimarı olsun. Sevgili Estağfurullah. Saniye Hayal'dir. Ne demek evet. Rabbimizin lütfu ikramı inşallah. Ne güzel. İnşallah bugün de yine hoş bir sohbet olacak. İnşallah. Akıllara, gönüllere yer edecek bir sohbet olmasını dileyerek bir kez daha izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Sözü her zaman olduğu gibi efendim size bırakıyorum. Ben teşekkür girişte ederim. Öyle kendimce her zaman olduğu gibi spontan içimden yüreğimden geldiği gibi bir şeyler söyledim ama hem zamana uygun hem de insan ilişkilerine uygun. Dilerseniz buradan almak isterseniz siz alın devam edin. Tamam. Dilerseniz kendiniz nasıl uygun görürseniz efendim. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun. Öncelikle değerli seyircilerimize Rabbimden sağlık, afiyet, hayırlı, bereketli, güzel bir ömür, panik, telaş, korku yaşamadıkları güzel günler diliyorum Rabbimizden. Bir insanın panik yaşaması, kendisini güvende hissetmemesi, korkması, korkacağı şeylerin başına geleceğini düşünmesiyle olur. Bu biraz psikolojik yönden zayıf olduğumuz tarafa ait bir duygu durumudur. Ne kadar kendimizi zayıf ve güçsüz hissedersek o kadar çok korku ve panik yaşarız. Şu anda mesela bu koronavirüs dolayısıyla olağanüstü tedbirler alınıyor. Herkeste yoğun bir panik, bir gıda stoklama, tedbir de takdirin bir parçası. Tedbiri mutlaka alacağız ama bu aşırı korkuyu, ölüme hazır olmama, dünyaya fazla bağlanma ve kendimizi ya başımıza bir hal gelir düşüncesiyle korkutmaktan dolayı ya başımıza bir hal gelirse diye. Oysa şöyle düşünebiliriz. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bir şeye ol dediğimiz zaman, bir şeyi takdir ettiğimiz zaman ona engelleyecek güç yoktur. Olma dediğimiz, olmasın dediğimiz zaman da onu engelleyecek güç yoktur. O zaman bir eceli gelen ölür. Eki ben tedbirimi alırım, takdirimi Rabbime bırakırım ve devamında ise hayırlısı için dua ederim. Bizim insanlar olarak daha huzurlu, daha dingin, daha sakin olmamız gerekir. Bunun yolu da bizde Allah'tan parça var. Allah esmalarından bize yükledi. Allah ruhundan bize üfledi. Biz ne kadar Allah'a yakın olursak, biz ne kadar Rabbimizin bizde olan cevherlerinin açığa çıkması için çaba sarf edersek, bizim hem Allah'a yaklaşımımız, Allah bize yakın da biz ona ne kadar yakınız, ona bağlı olarak değişeceği kanaatindeyim. İlim sahipleri bunu daha iyi açıklarlar. Mesela biz ne kadar iyi olma derdinde ve gayretinde olursak, ne kadar kendimize düşeni iyi bir şekilde yapma çabası içinde olursak, ne kadar karşımızdakini kayınvalidemizse annemiz gibi, gelinimizse kızımız gibi, damadımızsa oğlumuz gibi görerek, gerçekten onun iyiliği için samimi bir şefkatle, samimi bir duayla yaklaşırsak, inanın, ruhunuzda bir daralma olmuyor. Ruhunuzda bir sıkışma olmuyor. Bu sizin kalıcı bir vasfınız haline geliyor. O yüzden de ben ısrarla değerli seyircilerimize genç olsun, orta yaşlı olsun, yaşlı olsun ya da kadın olsun, erkek olsun şunu tavsiye ediyorum. Sizi Allah'a yaklaştıracak olanı tercih edin. Bu sizi güçlü kılacaktır. Sizi Allah'a yaklaştıracak olanı seçin. Bu sizi daha mutlu ve daha huzurlu kılacaktır. Bunun için de bizim beynimiz nötr efendim, sorularla çalışıyor. Soru ile zihin seçici algımızı harekete geçiriyor ve
mevcut materyaller, objeler, nesneler ya da ilişkiler üzerinden ihtiyacımız olanı alıyoruz. Mesela hani diyorum ya, bir Müslümanın iki sorusu vardır. Bir, ben ne yaparsam Rabbimin hakkına, hukukuna göre doğru olur. Ne yaparsam doğru davranmış olurum. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı ne yapardı? Bu iki soru insanın hayatını dengede tutan, insanın bütün dinamiklerini aktive eden ve insanın duygularını Allah'a bağlayan çok harika iki soru. Ve bizim sorularımıza göre dualarımız oluşur. İhtiyaçlarımıza göre dualarımız oluşur. Benim ihtiyacım doğru davranmaksa, inanın bu insan asla düzelmez denilen öyle insanlar düzelir, öyle ilişkiler düzelir, öyle olmadık şeyler olmaz denilen şeyler olur ki, asla kelimesi ancak Allah için geçerlidir. Mesela doktorlar kendi bilimsel verilerine göre diyorlar ki 3 ay, yaklaşık 3 ay, bilemediniz 5 ay yaşar. Yıllardır yaşıyor o insan. Çünkü Allah olma dediği zaman bir şey olmaz ya da ol dediği zaman bir şey olur. O yüzden bir, Allah'a güvenelim. İki, onu çok sevelim. Onu çok sevmek onun dediğini yapmakla alakalıdır. Mesela koronavirüsten korktuğumuz kadar harama girmekten korkuyor olsak daha dingin oluruz. Koronavirüsten korktuğumuz kadar yalan söylemekten korksak daha dengeli bir hayatımız olur. Koronavirüsten korkmak kadar kul hakkı almamaktan korkmuş olsak daha dengede oluruz. Ölçüde tartıda hile yapmak. Bir gramla 1000 kilo arasında fark yok. Niyet bozuksa bir gram haksızlık yapan fırsatını bulduğunda 1000 gram da yapar. Evet. Dolayısıyla burada ölçü, ya biz bu dünyaya Allah'ı memnun etmek için geldik. İyi bir insan vasfı oluşturmak için geldik. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, siz Allah'la güçlendiğinizde sizi yeryüzünde yenecek güç yoktur. Evet. Eğer biz Allah'tan beslenirsek, eğer biz ibadetlerimizle, eğer biz insan olma vasfımızla, kim olursa olsun, haklının yanında olmak, haksızın karşısında olmak, bunu da medenice ve nezaketlice yapmak. Kavgayla işimiz yok bizim, savaşla işimiz yok bizim. Bizim işimiz sevgiyle. Hayır diyeceğin bir insana bile öyle nezaketli bir tavırla hayır dersin ki oradan çok ciddi hayırlar çıkar. Oradan çok ciddi hikmetler çıkarabilir Allah. Dolayısıyla her insan kendini ne kadar temizliyorsa, ne kadar arındırıyorsa, ne kadar kin, nefret, haset, intikam duygularından arınıyorsa o kadar hafifler ve bu o kadar Allah'a yaklaşmak demektir. Biz ne tarafa yakın olursak o tarafın düşünceleriyle besleniriz. O tarafın fikriyle besleniriz. O tarafın enerjisiyle besleniriz. Bu Allah olursa bir tek kişi bile, yürekten Allah'a bağlanan bir tek kişi bile dünyaya meydan okuyabilir. Haklı olduğu ve doğru bir yerde durduğu zaman. O zaman kiminle birlikte olursanız olun, hangi olayla, hangi zamanda, hangi zeminde birlikte olursanız olun, olursak olalım, İyi olup iyi kalmaya, doğru davranıp doğru durmaya gayret edelim. Ve biz doğru olmak, doğru durmakla mümkündür. Biz ne kadar doğru bir duruş sergilersek o bizim sabitimiz olur. O bizim yeryüzünde yürüdüğümüz tarzımız olur. Konuştuğumuz, konuşma biçimimiz, dil ve üslubumuz olur. O zaman dua edelim ki ya Rabbi, karşıma kim çıkarsa çıksın ve bana ne yaparsa yapsın, senin razı olacağın hali benim kalıcı bir tutumum eyle. Senin razı olacağın hali benim başka seçeneği olmayan tercihim o eyle. Senin benden razı olacağın hali benim severek senden talep etmemi, bunun için bilgi edinmemi, bunun için doğru çevreyle birlikte olmamı, bunun için kendimi dualarla korumamı, kendimi tedbirlerle korumamı nasip-i müessere eyle diyerek Rabbimize dua edelim. O yüzden kul hakkından korkalım, Allah'tan korkalım, koronadan hiç korkmayalım, tedbirimizi alalım. Korona nekir? Korona bir hücre. Allah dilerse o hücre olmadan da beni öldürür. O korona olmadan, ya yatağında insanlar ölüyor, doktor diyor ki kalp krizi. Dolayısıyla biz ecelimiz şu anda Allah benim emanetini vermiş olsa, üstümde kaç kişinin kul hakkı var? Ben gerçekten bu dünya için, Allah bu dünyayı her birimize emanet olarak verdi. Ben bu dünyayı, benim çocuklarıma, benim torunlarıma temiz olarak bırakabiliyor muyum? Ben mesela çok özür dilerim, havaalanına gidiyorum. Yerlerde çöpler varsa mutlaka alır çöp kovasına atarım. Oranın temizleyicisi var ama olsun. Ben onu görüyorsam ondan sorumluyum derim. O yerdeki atılmış selpakları, kirleri kenarlara alır çöpe koyarım mutlaka. Çünkü benim bu dünyaya bir katkım olsun istiyorum. Ola ki beni gören birisi de benzer bir eylemi yapar. Hı hı. Ben mesela karşımdaki insanın
bana zarar vermiş olsa bile haklı bir durumunda sen haklısın demeyi önemserim. Allah'a bunu bende bulundurması için dua ederim. Çünkü Allah doğru olun diyor. Doğru olursanız sizin yardımcınız olurum. İçinize ferahlık veririm, sizi mutlu yaparım diyor. Bir de insanın mutlu olması için içindeki yeteneklerinin açığa çıkması lazım. El işinden mi memnun oluyor? Mutfak işlerinden mi mutlu oluyor? Memnun derken mutlu oluyor. Bir becerisi olsun ve parmak uçlarını kullanarak evde yaptığı bir hobisi olsun. Hediyeler versin, bol hediye etmek. Yetimlerin başını okşamak. Fakir komşulara ziyaret etmek, komşuna bir kalıp kek alıp, komşu bugün misafirin gelecekti, bu keki senin için yaptım demek. Çocuğu ağlıyorsa durduruvermek, ütüsü varsa yapıvermek ne güzel bir insanlıktır. Tabii, tabii. Biz insan olmanın derdinde olalım. Biz insan olursak Rabbim bizi yüceltir. İnsanı kamil olmak bu yollardan geçiyor işte. İçiniz mi sıkılıyor? Gidin tarlada çiçek dikin. İçiniz mi sıkılıyor? Gidin bir arkadaşınıza yardım edin. İçiniz mi sıkılıyor? Bir hastaneyi ziyaret edin. Akşam biz saat 12'ye yarıma kadar Allah'ım şifalar versin. Çok değerli kayınbiraderim, abimiz yoğun bakımda şu anda. Allah'ım bütün hastalarımızla Allah beraber versin, şifalar versin. Şöyle bir kendi kendime baktım. Sedyede acil girişte bulunuyorduk. Sedyede rengi bembeyaz olanlar, ağzında oksijen maskesi, damarlarında serumlar, kendinden geçmiş, kimi acıyla inliyor, kimi bağırıyor. Allah'ım dedim, sağlıklı olmak ne büyük nimetmiş. Tabii, tabii. Biz neleri dert ediyoruz, ne basit şeyleri dert ediyoruz. Bir nefes alamazsak bitti işte. Ve günah yani. Bir nefes alamazsak bitti. İnsan yani, nefes aldığı zamanın kıymetini bilmeyerek onu kendine zehir ediyorsa bence bu çok büyük bir günah değil mi? Aynen öyle. Bu arada çok değerli. Canım Esra, Elinücüğüm'ün babası, çok değerli, nazik, kibar, saygılı. Bu kadar mı insan beyefendi olur? Bu kadar mı güzel bir ahlaklı olur? Bu kadar mı iyi bir aile olur? Çok yakından tanımaktan şeref duyduğum beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ebedi istirahatgahına bugün inşallah ikindi namazında Çengelköy'de defnedilecek. İnşallah Allah'tan bir engel çıkmasa ben de orada olacağım. Kendisine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ne mutlu ki hayırlı evlatları var. Ne mutlu ki arkasından bolca dua edecek güzel insanlar, güzel ilişkiler bıraktı. İnşallah şu anda hatim indiriliyor. Rabbim kabul etsin, makbul etsin. Esra'cığıma ve değerli ailesine de, sevenlerine de başsağlığı diliyorum buradan. Aynı şekilde efendim, ben de Esra'ya yürekten, canı gönülden başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin sevgili Esra, sana ve ailene diyelim. Dolayısıyla ömür bir anlık. Nefes alıp veremeyebiliriz, veriyoruz, alamayabiliriz. O yüzden de benim şimdi son cümlelerim değerli hanımefendi. Peki efendim, estağfurullah. Şimdi koronadan Allah ecelimi vermedi, ben hayattayım. Peki ben şu anda çok mu rahat olmalıyım? Koronadan neden korktum? Beni öldürürse diye korktum. Peki Allah'ın ölümü, ben sağlıklıyken, korona yokken gelmeyecek mi? Diğer insanlar korona yokken ölmüyorlar mı? O zaman benim ölümden korkmayacağım bir ahlakı edinmem lazım. Allah-u Teala bize aklımızı verdi. Mantık verdi, irade verdi. Bununla bilgileneceğiz, sevgi dolu olacağız, saygı dolu olacağız, nezaketli olacağız ve iyi olmaya çalışacağız, iyi kalacağız. Hani demiştim ya, doğru olmak doğru durmakla mümkündür. Dualarımızla ya Rabbi bizi doğru olan ve doğru duranlardan eyle. Edindiği bilgilerden ahlak çıkaranlardan eyle. İnsanı sadece senin emanetin olduğu için değerli görmemizi nasip eyle. Dilimizden hayır çıksın, halimiz hayra teşvik etsin. Bizi görenler seni hatırlasın. Bizim sözlerimiz seni sevdirsin. Bizim sözlerimiz din ne güzelmiş, din insanı ne güzel yüceltiyormuş dedirsin. Rabbim layık olmadığımız halde bu güzelliklere layık kılsın cümlemizi diyerekten. Evet, peki noktayı efendim. Koyuyorum. Amin efendim, inşallah yürekten biz de amin diyoruz. Gaziantep'ten sevgili izleyicimiz bizi arıyormuş. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Merhabalar, iyi günler. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Çok zor bir dönemden geçiyorum. Hoş geldiniz. Yakın zamanda babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet etsin, başınız sağ olsun. Amin, teşekkür ederim. Şimdi babamı kaybetmeden önce kayınvalidemlerle aramızda hani problemler vardı. Daha doğrusu hani yaklaşık bir 6 yıldır falan tanışıyoruz kendileriyle. Ben 1,5 yıldır evliyim. Hani sürekli bir işte aramızda problem olduğunda ben hep tolere ediyordum, kapatıyordum üstünü, işte ailemle paylaşmıyordum, ailem üzülmesin duymasın diye. Bu zamana kadar hep o şekilde kapattım ve devam ettim. Ama
sanki her affettiğimde, her işte olayları normale çevirdiğimde daha fazlasıyla geldiklerini hissediyorum artık. En son babam hasta, yani bu arada babamın hiçbir şey yoktu. Bir anlık bir ölümle gitti. Hastanedeyken mesela aramadı, eşimin babası aramadı, sormadı. 2 gün 3 gün geçti artık, hani durumu kritik olduğunu hani böyle eşimden duyduktan sonra aradı. Ben şu anda görüşmek istemiyorum, görmek istemiyorum. Çünkü çok ağır, çok zor geliyor. Yani çok büyük bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Ama eşim de arada. Ne yapmam gerekiyor? Bunu hani nasıl aşabilirim? 2,5 yıl önce de bu arada kardeşimi kaybettim. 16 Allah rahmet etsin. Başına sağ olsun. Onu da kaybettim. Onda da böyle çok kaldıramayacağım şeyler yaşadım. Şimdi 2,5 yıl sonra babam kardeşimin acısına çok fazla dayanamadı. O da hani bu şekilde. Yani ben ne yapmam gerekiyor? Acaba her şeyi unutmak, devam etmek mi? Ya da nasıl bir yol izlemeliyim? Hiçbir fikrim yok. Yani bir psikologdan da, psikiyatristten de destek alacağım. Çünkü çok zor şeyler yaşadım son 2,5 yılda. Sizden de fikir almak istiyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz hanımefendi. Allah sabır versin Allah efendim. Allah kolaylıklar versin. Kayıplarınızdan dolayı başsağlığı diliyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. Evet. Öncelikle böyle doğru bir soru sorduğu için, doğru bir arayış içinde olduğu için, durumunu net ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi herkes bakış açısına göre olayları değerlendirir. Ben de kendi bakış açıma göre değerlendireceğim. Evet. Sevgi Allah'ın kalplere verdiği bir nimet, bir ülfet, bir muhabbet. Sevmeniz için bir şey diyemem ama saygı duymanızı ve ilişkinizi kesmemenizi tavsiye ederim. Onlar kendilerine yakışanı yapmış. Yapmamalılarmış. Onlar büyük, bir hasta varsa sizin geliniyle aranız arasında ne olursa olsun ve hastaya geçmiş olsun demek, bir cenazede başsağlığı dilemek ya da iyi zamanlarında bile güzel geçinmekten daha güzel ne var? Neden Allah bizi iyi etsin? Neden bu kadar çok birbirimizle böyle husumet içindeyiz? O bana bunu dedi, bu bana. Hayatın gerçeğini bir anlasak, gerçek manasını bir anlasak. İnanın bunların ne kadar basit olduğunu anlayacağız ama Allah'ım anlamamızı nasip etsin. Değerli hanımefendi, psikolojik destek almanız iyi olur ama size şunu tavsiye ediyorum. Kendinizi Kur'an'la güçlendirin. Allah'a dayandıkça onların yaptıklarının ne kadar manasız, ne kadar özür dilerim kaba oluyorsa ama çocukça ve ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Ve siz o seviyeye inmek istemeyeceksiniz. O yüzden gidin, ekmeğini yiyin, size gelirlerse hürmette kusur etmeyin. Ama kalbinizden muhabbet besleyin diyemem. Bu size bağlı bir şey. Bu Allah'ın elindeki bir şey. Kalplere sevgiyi Allah bahşeder. Ama saygıda kusur etmeden onlar sizin artık kadim akrabanız. Kadim babanız ve anneniz. Hukuken anne babanız. Kendi anneniz babanız da benzer şeyler yapıyor. Kayınvalidesiyle şeker gibi, bal gibi olan ama kendi anne babasından çok zarar gören insanlar da tanıdım ben. Ben onlara diyorum ki anne baba insanın temelleridir, insanın kökleridir. Ne yapın yapın. O bir gerekçe bulun ve onların yaptıklarının yüreğinizdeki hafifliğini azaltın. Bu size lazım. Bu sizin için güzel olur. Alvarlı Efe'nin bir sözü var. Rabbim bütün hikmet sahibi insanlarla birlikte rahmet etsin, merhamet etsin. İncidenden, incidenden, incinme incidenden. Kemal'de noksanmış, incinen incidenden. O yüzden herkes kendine düşeni yapar. Siz kendi asaletinize, kendi hanımefendiliğinize göre yapın. Hatta sevmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Eğer sevmeyi isterseniz Allah size sevme gerekçelerini de buldurur. Ve bu sizin yüreğinizi hafifletmek için gerekli bir şey. Birilerini sevmeniz onların yüreğine değil sizin yüreğinize, onların maneviyatına değil sizin maneviyatınıza, onların psikolojisine değil sizin psikolojinize iyi gelir. O yüzden de içinizden sevmeyi ama bunu zamana bırakmayı ve onlar için samimiyetle dua etmeyi, iyi bir ahlaka sahip olmaları için dua etmeyi ama eşinizi de kırmadan, onları da incitmeden ilişkinizi sürdürmenizi tavsiye ederim. Bu bana iyi gelen bir tutum. Allah kolaylık versin efendim. Peki şimdi bir telefonumuz daha varmış Saniye ablacığım. O da Erzincan'dan arıyormuş izleyicimiz. Efendim hoş geldiniz. Buyurunuz yayınımıza. Hoş buldum. Hayırlı sabahlar.
Sağ olun efendim. Size de hayırlı sabahlar. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben aslında iki tane sorum vardı, izninizle sorabilir miyim? Stüdyo sesini biraz yükseltebilir miyiz arkadaşlar? İki sorum var diyor. Buyursunlar. Buyurun efendim. Birincisi, ben 21 yaşındayım. Bu yüzden daha çok evlenmeyen, yani daha yeni evlenmeye yönelik neler tavsiye edersiniz? Evli misiniz? Yok, henüz evlenmedim. Henüz evlenmedim. Yani şey, yeni evlenenlere nasıl tavsiyelerde bulunursunuz, bunu merak ediyorum. Peki, güzel. Güzel. İkinci sorum da babamla annem için. Babam çok biraz ikinci bir insandır ve çoğu şeye hayır der. Bu konuda hani ne tavsiye edersiniz, annem ne yapmalı? İkinci bir insan, çoğu şeye hayır diyor. Biraz açabilir misiniz, örnek verebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, aslında pek tabir caizse yola gelen bir insan değil babam. Hani daha çok her şey hayır diyor. İnatçı çok yumuşamıyor mı? Bir şey söylediğimizde. Çok fazla kabul etmiyor. Hani buna nasıl yaklaşılmalı? Annem nasıl yaklaşmalı babama daha çok? Ne yapmalı? Peki. Annesi babası için. Bekar olmanıza rağmen hem evlilikle ilgili nasıl hareket etmeliyim gibi doğru bir soru, hem de anne babanıza yardım etmek gibi bir düşüncenizden dolayı tebrik ediyorum. Ve teşekkür ediyorum. İnşallah söylediklerimiz işinize yarar. İnşallah Rabbim kolaylık verir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Evet, Erzincan'dan gencecik bir izleyicimiz, 21 yaşında. Evet, ne de güzel bir soru sordu. Maşallah, Sübhanallah. Şimdi efendim, evlilik için benim oluşturduğum kriterler var ama herkesin kendisine ait bir kriteri var. Bakalım, şimdi merak ediyorum ben, o kriterler nasıl gelecek? Birincisi, akıllı olması. Evet. Benim için dindar olmasından daha anlamlı. Akıllı olmak derken herkesin bir aklı var. Zeka yönünden düşük olanların, IQ'ları düşük olanların da bir zekası var. Maksat ne kadar zeki olduğu ya da ne kadar aklının olduğu değil. Bu aklı hayırda kullanıyor mu? Aklını geliştirmiş mi? Aklı doğrulara açık mı? Kendi eksiğini görüyor mu? Özür dilemeyi biliyor mu? Teşekkür etmeyi biliyor mu? Hediye almayı biliyor mu? Yani akıllı olmak, ağzından çıkan sözün nereye gittiğini biliyor mu? Oturduğu kalktığı yeri biliyor mu? Yani aklı aktif mi? Aklını hayatın içinde nasıl kullanıyor? Çok güzel. Birinci kriterim bu benim. Çok güzel. İkincisi, asalet. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Öyle insanlar tanıdım ki, onlara ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın, başlarının önüne eğerler, kusura bakmayın ben müsaade istiyorum diye oradan çıkarlar. Hiçbir şey yapamazlarsa ağlarlar ama karşılarındakinin seviyesinin düştüğü kadar asla seviyelerini düşürmezler. Ağızlarından onlara uygun bir cümle çıkmaz. Kendi içlerinde bunu hallederler ama onlara benzemezler. Seviyesini düşürmüş, kötü söz kullanmış, yanlış davranmış insanların seviyesine düşmezler. Bu benim gözümde çok kıymetli bir şey. Buna ben asalet diyorum. İkinci olarak da asalet geliyor. Üçüncüsü, samimi bir dindarlık. Amel eksiği olabilir ama şunu demesi benim için çok kıymetli. Ben yürekten Allah'a kul olmak istiyorum. Ben dinimi samimiyetle yaşamak istiyorum. Şu eksiğim var. Ama ben Allah'a iyi bir kul olmak istiyorum. Böyle diyen, bundan da samimi olan bir insanla yol yürünebilir, yol arkadaşı olunabilir diye düşünüyorum. Bir diğeri merhamet. Merhamet akılla açıklanmıyor. Asaletle de açıklanmıyor. Dindarlıkla da açıklanmıyor. Bu ayrı bir kategori. Merhameti yoksa, çiçeklere, böceklere, hayvanlara, çocuklara, mazlumlara acıma duymuyorsa, ben diyorum ki tasınızı, tarağınızı toplayın, oradan kaçın. Ay, ne kadar güzel söylediniz. Merhametsiz bir insanla Allah otobüste yolculuk bile yaptırmasın. Amin. Yani amin, bu amin. Çok katı bir şey. Allah merhamet etsin. Allah rahmet etsin ve bizi böyle olmaktan korusun. Dördüncü kriterim ise güler yüzü tatlı dilli olmak. Bu ayrı bir şey. Gülemeyen insanları tanıdım. Espri yapıyorsunuz gene gülmüyor. Böyle duruyor değil mi? Buz gibi duruyor. Çok ilginç bir şey. Gülmüyor, gülemiyor. Çok ilginç bir şey. Bir de çok özür dilerim. Bir de şey yapıyor. Siz mesela yeni gelmiş bir espri yapmışsınız ya da bir tebessüm. Ne var şimdi, espri yapacak zaman mı? Ne var? Komik bir şey mi var? Ay, orada evet. Böyle bul bir küreyi. Yok, hiçbir şey bulmayalım. Gülümseyip geçelim. Şimdi burada bir iki cümle daha. Buyur, bir iki cümle daha. Akıllı olmanın içinde
kendisini görmek ve nasıl daha iyi olacağını düşünmek var. Yani okumak var. Yani kendi eksiğini görmek var. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ya, Allah bir kula rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa o kulun kendi kusurlarını görmesini sağlar diyor. Evet, ben burada yanlış yapmışım, özür dileyebilirim, özür dilerim diyebilen bir insanla bütün sorunlar aşılır. Ama onu bana sen yaptırdın diyor. Şiddet uyguluyor, bana sen yaptırdın diyor. Bağırdın sen, o zaman sen sütten çıkmış ak kaşıksın. Bütün suçları sana ben yaptırdım. Var mı böyle bir dünya? Bunun doğru olduğu örnekler de olabilir ama insan böyle söyleyerek kendisini bu noktaya kilitlememeli. Böyle insanların kendisini düzelme şansından mahrum bıraktığına inanıyorum. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu da bana sen yaptırdın. Peki senin suçun ne? Sen hiç mi hata yapmadın bu noktaya gelmedi? Dolayısıyla ben Rabbime evleneceğim zaman şöyle dua etmiştim. Allah'ım, ben tanıyamam ama sen tanırsın. Ben bilemem ama sen bilirsin. Ben göremem ama sen görürsün. Ben yanılırım ama sen yanılmazsın. Ben senden yüreği samimiyetle sana bağlı olan, soframıza açların, yoksulların, fakirlerin, dinin, derdini de konuşabileceğimiz, ayetleri, hadisleri okurken birlikte gözlerimizin yaşaracağı bir insan ver bana dedim. Ben bilemem, sen bilirsin. Ben nereden bileyim dedim. Allah-u Teala ordunun Mesudiye'nin Çardaklı köyünden bir beyefendiyle Samsun Vezir Köprülü bir kızı karşılaştırdı ve bizi bir arada kıldı. Ve ben istediğimden daha iyisini bana nasip etti. Kayınvalide engeline rağmen. Kayınvalidem benim için nimetti, benim için rahmetti, benim için bereketti. Ne güzel, maşallah. Allah'ıma şükürler olsun. Allah kula dağına göre kış, kuluna göre iş verir. Eğer bir imtihan bize çok zor geliyorsa belki de biz onu zorlaştırıyoruz. Belki de ona nasıl bakacağımızı bilmiyoruz. Belki de ondan nasıl hikmet çıkaracağımızı bilmiyoruz. Belki de o imtihan vesilesiyle Allah'ın kendimizde görmemizi istediği şeyi göremiyoruz. Ya da bizi yükseltmek istediği şeyin farkında değiliz. Her durum için de bunu söyleyemeyiz. Bazılarının hani duruma özel bir teşhisi ve tedaviye ihtiyacı var. Burada genel konuşuyoruz. Peki. İzleyicimizin bir de şeyi vardı. Babam, anne babası için çok kısa bir cümle onu evet, evet, da alalım. Evet, bir cümle efendim. De onun için. Ben konu ondan aktı sonra, gitti. Evet, onu not almıştım. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir, niyet tutarak sadaka versinler. Özellikle annesi hanımefendi, ya Rabbi, eşimin kalbini yumuşat. Eğer eşimin böyle olmasında benim rolüm varsa bunu bana fark ettir. Bunun için senden tevbe ediyorum. Nasıl dilimin ve üslubumun değişmesi gerekiyorsa bana onu nasip et. Eğer eşimin böyle olmasında benim bir katkım varsa, benim bir yanlışım varsa, benim bir hatam varsa bunu sana arz ediyorum. Bunu düzeltme konusunda bana yardım et. Ya Rabbi, eğer benden değil de kendi mizacındansa sen mizacını yumuşat. Sen bize yaklaşımını doğru kıl. Onun vesilesiyle sana asi olmaktan, onun vesilesiyle değil, onun tepkisiyle yanlış davranmaktan, hem eşime hem çocuklarıma karşı kötü model olmaktan sana sığınırım. Eşimi de beni de çocuklarımıza iyi bir örnek olacak güzel bir ahlakla ödüllendir. Güzel ahlak bizim nasibimiz eyle, bizim rızkımız eyle. Senin gücün her şeye yeter diye mutlaka niyet tutarak sadaka versin, dua etsin ve eşine karşı iyi davransın. Bazen biz her şeye hayır diyor diye otomatik olarak zihnimizde bir duvar örüyoruz. O duvarın sağından, solundan, yukarısından, aşağısından bakmaya çalışıyoruz. Bu da davranışların içerisinde kendisini belli ediyor. Biz bize düşeni yapalım. Allah kendisine düşeni zaten her zaman yapıyor. Peki efendim. Şimdi Erzincan'dan yine bir izleyicimiz varmış telefon hattımızda. Buyursunlar. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Erzincan beni duyabiliyor mu acaba? Yok, İstanbul. Arkadaşlar, İstanbul mu Erzincan mı? Peki siz... Alo. Alo, buyurun efendim. Nereden arıyorsunuz? İstanbul. İstanbul, peki. Hoş hayırlı sabahlar. Hayırlı hoş sabahlar geldiniz, efendim. Hayırlı hoş sabahlar. Geldiniz. Hepinize buyurun. Çok teşekkür ediyorum böyle program yaptığınız için sizi. Özlemle her sabah dinliyorum. Salih Hanım'a bir sorum olacak benim. Buyurun. Bizim bir sıkıntımız var, şöyle diyeyim. Benim kızım evli, iki çocuğu var. Damat kızımla bizi asla görüştürmek istemiyor. 10 yıllık evliler. Her zaman olduğu gibi baskı baskı, huzursuzluk. Yani bu insana biz ne yapsak fikri değişmiyor. Ama benim de şöyle bir şeyim var, zihniyetim var. Çocuklarım benim için çok değerli, olmazsa olmazlarım. Hani onları beri geçen ne karşı iyi niyete davranamıyorum. Dedim ya, çocuklarım benim için çok önemli, çok değerli. Görmeden asla, ama o da inatla hayır, görüşmeyeceksin, gelmeyecekler, gitmeyeceksin.
ki evinde zaten biz kimsenin bir şeyine karışmayız. Tek derdim çocuklarım huzurlu ve mutlu olsun. Fakat bu böyle bir evlilik, biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bayağı bir sıkıntı. Hanımefendi, damat beyefendinin sizi görüştürmeme gerekçesine, bazen nişanda, sözde ya da düğünde kız tarafından kırıcı bir cümle duymuş olabiliyorlar. Asla. Ya da ondan dolayı yapıyor olabilirler. Size böyle bir şey var mı? Bunu nasıl açıklıyor? Kızınıza niye, hangi gerekçeyi sunuyor? Şöyle Salih Hanım, ben iki tane kız evlendirdim. Evet. İki tane kız evlendirdim. Evet. İkisinde de karşı tarafa asla hiçbir şey, onlar ne istiyorlarsa onu yaptılar. Madem kız veriyoruz değil mi? Sakin sakin, her şeyi verdim, evlendirdim. Fakat bundan sonra gelişen, bunda diğer damatımda böyle bir şey yok. Bunda diğer çocuklarımda böyle bir şey yok. Bunda böyle bir şey var. Takıntı ve efendim gelenekmiş. Böyle fazla geliş gidiş olmazmış. Öyle bir gelenek ben tanımıyorum dedim yani. Benim kızımla arama gelenek değil, hiç kimse giremez. Fakat inatla devam ettiriyor. Allah Allah, enteresan bir gelenek. Bu muhtemelen kayınvalidenin fikridir. Muhtemelen diyorum. Çünkü kayınvalideler oğullarını bu anlamda annesine babasına gönderme, artık sana alışsın, oradan çıktı, orası yok. Asla dinde böyle bir şey yok. Bu yok. Çok yanlış bir şey. Peki efendim, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun efendim, kolaylıklar diliyoruz. Özür dilerim. Estağfurullah. Efendim, bu insan fıtratını zorlayan, insan psikolojisini zorlayan, insanın tahammülünü zorlayan ve insanın helal olan hareket alanını daraltan bir zulümdür. Bunun adı gelenek değil, zulümdür. Bunun adı kayınvalideler böyle düşünüyor. Oğullar nereden bilecek bunun gelenek olduğunu? Büyük bir ihtimalle, yanılıyorsam Allah affetsin, bu kayınvalidenin oğluna dikte etmesidir. Fakat burada ben şunu görüyorum ve çok üzülüyorum. Annen bir şey söyler, bu Allah'a ters bir şey ise eğer, erkek bunu nasıl yapar? Allah-u Teala bu beyefendiye sorsa, annesini babasını görme iznini ben veriyorum da sen neden vermedin? Hangi hakla vermedin? Bunu annen söylemiş olabilir. Annenin söylediği ayet miydi? Ayeti dinlemedin, annenin babanın sözünü niye dinledin derse damat bey ne diyecek, ben merak ediyorum. Evet. Allah bize bir akıl verdi, önümüzde bir Kur'an var, helal sınırları belli. Gelenek dine uygun olduğu müddetçe kıymetlidir. Eğer gelenek bir şey söyler, görgülerimiz, adetlerimiz bir şey söyler, din başka bir şey söylerse din önemlidir. Sen bu hayatın hesabını Allah'a vereceksin. Hanımına görenekten dolayı nasıl dersin? Bence işi baştan bağlamaları lazım. Önce gücünüz yetiyorsa bir kurban kestirin niyet tutarak. Ya Rabbi, ben kayınvalideyle görüşeceğim. 10 yıl da çok beklemişler. Yazık. Çok. Şimdi ayda yılda bir, yazık yani. Bunu nasıl yapıyorlar? Allah merhamet etsin. O kayınvalidenin kızı olduğu zaman kesinlikle kızıyla arasında böyle bir mesafe koydurmuyor. Kendisi anaerkil bir aile. Kızıyla görüşüyor, gelinini görüştürmüyor. Bu tam bir zulüm. Gerçekten tam bir zulüm. Kurban kestirin, sadaka niyetlenin, sadaka verin ve kayınvalideye gidin, deyin ki güzel bir dünürüm, iyilikle ama. Senin kızın sana kaç günde, eğer kızı varsa, geliyor. Ben de kızımı görmek istiyorum. Ben kızıma sadece oğluna itaat et, eşine itaat et, eşine saygıda kusur etme, yuvanda mutlu ol diyorum. Bakın, biz sizi ve sizin tercihlerinizi önemsediğimiz için sözde, nişanda, düğünde sizi zorlamadık. Biz istiyoruz ki gençler mutlu olsun. Ben görüştüğüm zaman ben çocuğuma sadece iyiliği için telkinde bulunurum. Senden rica ediyorum, oğlunla görüş, bizim görüşmemize müsaade etsin. O cahil, o toy, o bilemeyebilir. Biz bunu iki yetişkin insan halledelim. Mesela senin oğlun değil de kızın olsaydı ve seninle görüştürmeselerdin ne hissederdin? Bunu bir bizim yerimize düşünmeni rica ediyorum deyin. Kayınvalideden bağlayın. Ondan önce Allah'tan bağlayın. Ondan sonra damadınızla görüşün. Yavrucuğum, din bir şey söyler, gelenek bir şey söylerse dinin dediği önemlidir. Ben yavruma hasretle, hasret duyuyorum, onu özlüyorum. Senin de yarın bir gün kızın olursa, kızını da sana göstermezlerse ne hissedersin? Şimdiden çocuklarının üzerinde düşün bunu. Senden rica ediyorum, bizim görüşmemizi engelleme deyin, iyilikle söyleyin. Daha da olmadı mı? Fetva dairesinden fetva alın ve kendilerine söyleyin. Daha da olmadıysa
bilmiyorum. Allah yüreklerine merhamet versin. Allah yardım etsin. Ondan sonra ne yapılabilir? Ondan sonra konuşmak lazım. Tutumlarına göre, fakat tavırlarına göre. Son zamanlarda birkaç hadise daha duydum Salih abla. Maalesef bizim toplumumuzda erkekler müthiş derecede, yani şöyle bir algı vardır. Kızlar annelerine sözünden çıkmazlar. Efendim, kızlar ve anneleri gibi bir algı vardır. Halbuki ben bakıyorum da damatlar, genç erkekler, işte erkekler annelerinin sözünden, yani çok anneci olmuş bir erkek topluluğu. Ben yani inanamıyorum. Hani algıda seçicilik diye bir şey vardır ya malum. Şimdi biz bu program, ben eskiden anlayışım benim böyleydi. Kızlar ve anneleri, gelinler ve anneleri gibi, hani onların kendi aralarındaki görüşmelerden dolayı biraz da damatlara hayatı daha zorlaştırdıkları yönünde bir inanış ve algı vardı bende, açık söyleyeyim. Evet. Fakat sonra programları, programdaki örnekleri dinleyerek tabii o algıda seçicilik oluşmaya başladı. Etraftan da bana bu yönde örnekler gelmeye başlayınca sonra bir baktım. Tam tersi, erkekler ve anneleri ve kızlar, onlar ne derse yapar vaziyetteler. Hakikaten kayınvalideler tam bir damatların annesi, erkeklerin annesi, gelinlere müthiş derecede sıkıntı çektirir durumdalar. Evet. Ve erkekler aradaki dengeyi maalesef bulamıyorlar. Annem ne derse o diyor koskoca adam. Evet, mesela bu örnekte olduğu gibi. Fakat bunun çok şükür iyi örnekleri de var. Öyle kayınvalideler var ki, gelini istediğin kadar git yavrum, o senin annen baban diyor. Benim nasıl oğlumun bana gelmesi beni mutlu ediyorsa, sen de kızsın, kız erkek, kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Anneni babanı tabii göreceksin. Anne babanın memnun etmek Allah'ı memnun etmektir aynı zamanda diyor. Öyle güzel kayınvalideler de var. Fakat kızını evinin huzurunu bozacak şekilde yanlış yönlendiren kız anneleri de var. Evet. Fakat şimdi kızını eşini gönderdiği zaman beyefendi oradan yanlış bilgilerle gelip kendi ev içlerine gelin hanımın annesinin müdahale ettiğine dair bir algı olmadan, böyle bir sıkıntı olmadan yasaklamak da gerçekten bir zulüm. Buna kimsenin hakkı yok. Allah yardım etsin, Allah hayırla çözüm nasip etsin inşallah. Şimdi önce İstanbul, sonra da Kayseri'den iki telefonumuz var. Tamam inşallah. Bakalım İstanbul'dan arayan izleyicimiz bize neler söyleyecek. Hoş geldiniz efendim, hayırlı sabahlar, buyurun. İstanbul, beni duyabiliyor musunuz? İstanbul. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun, dinliyoruz efendim sizi. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Benim bir sorum var. Ben 27 yıllık bir evli... Duyamadım. 27 yıllık evlisiniz. Biraz yüksek konuşabilir misiniz acaba? Kuvvetli şöyle. Çok az geliyor sesiniz. Evet. Dinliyoruz 27, efendim. Buyurun. 27 yıl evliyim. Ve bu 27 yıl evlilik içerisinde de iki tane çocuğum var. İkisi de kız. İkisinden de sorunlarım var. Hepsini evlendirdim. Çok güzel bir, mutlu bir hayatım vardı. Ama şu son zamanlarda bir hanım kıskançlık yaptı ve benden ayrıldı ve gitti. Biraz dini konuda tam böyle şeyi yoktur yani. Fazla bilgisi yoktur. Vardır ama çok değil yani. Onun için bu ayrılık bittikten sonra ben de peşine düştüm. Yani bir türlü, ben de çok seviyorum eşimi. O kadar çok seviyorum ki. Ve evde kendimi kapattım ve oturuyorum. Bunun için neler yapmam gerekiyor? Şimdi anlayabildiğim kadarıyla eşiniz sizi kıskançlık yüzünden terk etti, öyle mi? Evet, evet. Yani gerekçesi peki siz, neydi? Gerekçe, peki siz eşinizi kıskandıracak şeyler mi yaptınız? Ne oldu da gitti beyefendi eşiniz? Benim iş yerimde bütün kadınlar vardı. Evet. Televizyonunuzun sesini beyefendi, şimdi iletişimde sıkıntımız var. Televizyonunuzun sesini öncelikle lütfen biraz kısalım. Biraz daha kuvvetli konuşursanız eğer biz daha iyi anlayabileceğiz sizi. Çok bölük pörçük geliyor sesiniz, kusura bakmayın. Biraz kısalım lütfen.
ekran başında izleyicilerimiz de rahat anlayabilsinler. Ben şimdi hepinizi neden kıskandı? Benim iş yerinde aşağı yukarı 40-50 tane bayan vardı. Bunların içinde de çalışıyorduk. Tabii bunların içinde iyileri de vardı, kötüleri de vardı işin doğrusu. Onun için bunlardan dolayı kıskanıyordu ama ben asla asla gözlerim çıksın yani kimseye bakmam. Yani o şekilde. Ama eşim kıskandı ve beni tercih edip gitti. Peki birlikte bir aile danışmanına gittiniz mi? Bir profesyonel destek aldınız mı? Eşiniz ne kadar süre sonra gitti? Mesela birdenbire ben seni kıskanıyorum diyerek çekip gitmiş olamaz herhalde. Bu bir süreç olmalı. Evde bunun mevzusu yapılmış olmalı. Hani süreci değerlendirdiğimizde. Süreç oldu. Bayağı bir süreç oldu. Evet. Ne aşağı gibi tedbirler? 2 yıl bu sürdü. Efendim? 2 yıl mı? Peki eşinizin talebi neydi? Sizden ne istedi? Talebi bir şey istemiyordu. Soruyordum. Benden ne istiyorsan ben onu yapayım. İş yerimi kapattım. Onun yüzünde. İş yerimi yani bütün o iş yerini kapattım, kilidi vurdum. Ve ondan sonra geldim kendimi eve kapattım. Ondan sonra bir daha da dışarıya doğru çıkmıyorum. Şu anda da çıkmak da istemiyorum. Yani bir iş de yapmak istemiyorum. Ha, depresyon. Peki. Peki beyefendi, teşekkür ederim. Peki ediyoruz. Allah kolaylık Allah versin. Allah kolay, zor hakikaten. Şimdi vaka şu ki her iş yerinde bayanlar var. Erkekler de hallerine, var kadınlar için. Hani erkekler açısından hı-hı düşündüğümüzde bayan elemanlar da oluyor. Edebine, ahlakına dikkat ederek davrananlar da var. Yani hiçbir erkeğin mesela dikkatini çekmeyeyim diye dikkat etmeyip özellikle dikkat çekmek için davrananlar da var. Yani hı-hı evli bekar fark etmiyor, Allah korusun, Allah iyi etsin inşallah. Gözüne kestirdikleri, zengin buldukları, yakışıklı buldukları ya da saf buldukları, özür diliyorum. Estağfurullah. Parasını doğru alacakları, doğru, çok örnekleri var bunun. Böyle bir mağdur kadın ayaklarına yatıyorlar. İşte çocuğum var, eşim bana şunu vermiyor, siz çok iyisiniz, ne olur yardım ederseniz. Eşine 3 kuruşun hesabını yapar, onunla kredi kartını verir. Çocuklarına doğru düzgün spor ayakkabısı almaz. Bir bakarsın ona iyi niyetle yardım ediyor. Gerçekten merhametinden dolayı ama bu ölçü tanımayınca, karşıdaki de kötü niyetli olunca buradan iyi bir şey çıkmıyor. Tabii. Ondan sonra birlikte yemek yemeler şu bu, bir bakıyorsun ayağı kayıyor. Dolayısıyla her iş yerinde iyileri de olabilir, kötü niyetli olanları da olabilir. Fakat eğer gerçekten beyefendinin ahlakında bir şüphe yok da hanımefendi kadın sırf kadınlarla çalışıyor diye 2 yıl sorun yapmış, ondan sonra evi terk etmişse buna biz patolojik kıskançlık diyoruz. Gerçekten kıskanma belirtileri olmadığı halde kendi zihnindeki kurgusundan dolayı bir kıskançlık senaryosu üretiyor. Birisine mi baktı, gördün mü? Yok. Eve geç mi geliyor? Yok. Mesajını mı yakaladın? Yok. Kredi kartı ekstrelerini mi gördün? Yok. Senden izinsiz tatile mi gitti? Yok. Peki ne? İş yerinde elemanlar var. Herkesin erkeğinin yanında bayan elemanlar var. Ne yapsın bu erkekler? Yani hanımları tümden mi toplumdan kaldıralım? Burada sağlıklı düşünmek lazım. Bir de insan bunca yıllık eşine güvenmesi lazım. Ben yapmadım diyorsa ve bir belirti de yoksa buna uygun hareket etmek lazım. Burada eğer gerçekten hiçbir şey yok da hanımefendi gittiyse bunun mutlaka bir tedavi görmesi gerekiyor. Eğer tam tersi versiyonunu düşünüyorum. Beyefendinin mesela eve kendisi de gidebilir. Beyefendi arabasını, özel aracını alıyor. Hanımefendiyi götürüyor. Niye onu götürdün? Yani talep etti. Her zaman gidiyordu. Bugün niye senden talep etti? Sen niye götürüyorsun? Hasta olur amenna, ihtiyacı olur amenna, zaruri acil bir işe çıkar amenna. Ya tabii yaparsın ama beni felanca yere bırakır mısınız? Her zaman sen gidiyordun, gene git. Niye ben seni bırakayım? Evet. Niye ihtiyaç olmadan ben seni bırakayım? Yani burada merhamet değil, zafiyet bunun adı. Doğru. İnsanlık değil, hataya eğilimli olma halidir. Hepimizin hataya eğilimi olabilir. Allah hepimizin ahlakını korusun.
sadakatli eylesin, ahlaklı eylesin cümlemizi. Ama yanlışa kapı araladığımız zaman yanlış paldır küldür giriyor. Öyle yavaş girmiyor, değil, paldır doğru, küldür girmiyor. Doğru. O yüzden de harama, yanlışa kapıları sıkıca kapatmamız lazım. Bu beyefendinin eşinin ve ikisinin birlikte, mesela bu iki yıl içerisinde beyefendi şunu deseydi doğru bir şey yapmış olurdu. Gerçekten belki de seni kıskandıracak şeyleri ben yapıyorum. Birlikte bir danışmana gidelim. Evet. Sen anlat, ben de anlatayım. Benim bir eksiğim varsa ben düzelteceğim. Hı. Birlikte gidelim deseydi ve gitmiş olsalardı güzel olurdu. Bir uzman ikisini de dinlerdi. Hiç olmazsa hanımefendiye derdi ki burada kıskanılacak bir şey yok. Ya da beyefendi yanılıyorsa şunu şunu yaparsanız bakın kadın kıskanır derdi. Normal hani derdi. İkisini doğru, de doğru, bu kadının kıskanması normal, senin hareketlerini düzeltmen gerekir derdi. Evet. Bu olmadığı için şu anda hanımefendi de gitmiş, işi de kapanmış. Şu anda sıkıntılı bir durum. Araya büyükler girerek bunları yan yana getirmeli ve bir aile danışmanlığına gitmeliler. Şimdi efendim Kayseri'den yanılmıyorsam bir izleyicimiz var telefon attığımızda. Kayseri beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhaba, hayırlı yayınlar. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun sizi dinliyoruz. Ben şimdi 19 yaşındayım ama kendimi evliliğe gayet hazır hissediyorum ve evlilik düşünüyorum. Ama bunu bir türlü babama hani ikna ettiremiyoruz. Yani ne yaparsak yapalım bir türlü evlenmemi istemiyor. Acaba hani nasıl bir ikna etme şansım olabilir? Onu sormak için aramıştım. 19 yaşındasınız. Peki, galiba aday da var herhalde. Efendim, öyle anlıyorum. Zaten aday olduğu için kendisini büyük bir ihtimalle hazır hissediyordur. Aday olmadan insanlar ya hazır mıyım acaba falan. Bunun doğru, hazırlığı olmaz. Bebeğin hazırlığı olmaz. Evliliğe hazırlığı şeyin evliliğin hazırlığı olmaz. Hiç adım atarsan süreç içinde hazırlanırsın. 19 yaş evlenmek için gayet de uygun bir yaş. Fakat babanızın hayır demesi acaba adayla alakalı olabilir mi? Acaba kendisinin mesela sizin yaşınızı küçük görüyor, ondan dolayı hayır diyor olabilir mi? Mutlaka babanızın zihninin arkasında bir şeyi vardır. Kendisini böyle davrandıran bir inancı vardır. Anneniz vesilesiyle bu gerekçesini öğrenin. Bir şey hatırıma geldi. Ben şimdi 15 yaşındayım, sağlık okuluna gitmek istiyorum. Babam kız kısmı okur mu diyor rahmetlik babam. O zamanlar Vezir Köprü bir avuç yer, Samsun Vezir Köprü ve okuyan yok, dışarıda okuyan yok hemen hemen yani. Öyle de bir algı var kız kısmı okur mu falan diye. Biz rahmetlik caminin imamı vardı. Dedemi hastayla okumaya gelmişti. Annemle ikimiz yalvardık. Ne olur hoca emmi, ne olur hocam kızımın babasına de ki işte ebelik çok kutsal bir meslek, kadınlara çok uygun bir meslek. Dede hani gönder kızı de diyerekten. İkna et babayı. O da gitmiş demiş ki anneli kızı bana yalvardılar. Aynen söylemiş. Aynen. Eyvah, ay Allah. Sen bu çocuğu gönder demiş. Babam geldi böyle. Siz nasıl elin adamına dedi yalvarırsınız dedi. Niye ondan sonra bana söylediğiniz yetmiyor mu da ona söylüyorsunuz falan dedi. Daha sonra gönderdi tabii. Ama biz de her yolu deniyorduk. Değil şimdi mi? İlginç bir şekilde o geldi. Allah hepsine rahmet etsin. Aynen. Daha sonra babam bizi okuttu. Borç alarak okuttu. Ve şunu dedi. Evladım. Bizim yaşımız büyük ama sizin aklınız büyük. Siz söyleyin biz yapalım evladım derdi. Daha küçük yaş 14-15 yaşındayken 15-16 yaşındayken bunları söylerdi. Ne büyük irfan sahibiymiş. Bize nasıl bir güven aşılamış. Allah'a şükür babamın başının önüne eğecek hiçbir şey yaşatmadık ama babam bize bu güveni verdi. Yani rahmetlik annem derdi ki siz yolda gidiyorsunuz ama babanız sizi takip ediyor. Erkeklere bakıyor musunuz? Birilerinin gözünün içine bakıyor musunuz? Önünüze bakarak yürüyor musunuz diyerek derdi. Tahmin ediyorum babamın bundan haberi bile yoktu. Annem bizi çeki düzen vermek için söylüyordu. Erkeklerin gözlerinin içine bakmayın. Yürürken yere bakın. Edepli yürüyün. Hanım hanımcık olun falan gibi tavsiyede bulunurdu. Allah rahmet etsin. Nereden aklıma geldiyse. Ne güzel böyle olsun. Herkes seviyor. Yaşamdan gel. Böyle anıları evet, paylaşmayı, anlatmayı, dinlemeyi herkes seviyor. Şimdi bir izleyicimiz var. Telefona hemen döneceğiz. Bir dakika kadar
müsaade rica edeyim. Çünkü bir izleyicimiz özellikle isim vermeden bir soru sormuş. Dikkatimi çekti. İster erkek ister bayan olsun Twitter üzerinden bana hani özelden yazmış bunu. Özelden göndermeye çalışmış. Ben gördüm. İster erkek ister bayan olsun birbirinden haberi olmadan şehir dışına çıkabilir mi? Çıkınca neredeydin diye sorulunca sana ne denilirse bu yuvanın sonucu ne olur diye soruyor izleyicimiz. Tuzak bir soru bu. Şöyle tuzak bir soru. Önemli bir soru ama aynı zamanda bir tuzak içeriyor. Şimdi bir, bunun fıkhi boyutu fıkıhçıların işi. Benim aile danışmanı olarak psikolojik açıdan baktığımda eşinden habersiz beyefendi, eğer bunu söyleyen bir hanımefendi değil mi? Ben öyle anladım. Bakıyorum. Yok. Erkek. Ha, o zaman ikili söyleyeyim, ikili hı-hı cevap vereyim. Bir, ister evet erkek olsun, bunu daha çok erkekler yapıyor da demek ki kadınlar için de böyle sorunlar söz konusu. Erkek. Eğer bir aile hukukunu gözetiyorsa, ailesini ciddiye alıyorsa, kendi rolünün, kendi yaptıklarının ailede önemli olduğunu, aileyi etkilediğini, yanlış bir şey yaparsa temellerinin sarsılacağını bilmiyorsa istediğini yapar, sana ne de der. Eğer biliyorsa yapamaz. Eşinden gizli şehir dışına hareket edemez. Psikolojik açı, aile danışmanı olarak söylüyorum bunu. Edemez. Nereye gittin dendiğinde de sana ne diyemez. Ben buradan şunu anlıyorum, ilişkiler çok kopmuş. Herkes birisi gidiyor kendi başına bir şey yapıyor. Öteki niye yaptın deyince sana ne? Sana ne diyebiliyor. Burada zaten bir yıkım olmuş. Evet. Bir tahribat olmuş. Burada zaten bir sana ne demek nasıl bir şey? Bunu diyebilme. Neredesin dendi, neredesin demek doğru bir soru. Ama sana ne demek nasıl bir soru. Fakat cevabı, neredesin diyen bu soruyu hak edecek ne yaptı? Bu cevabı hak edecek ne yaptı? Ama bunu söylerken de şunu demek istemiyorum. Beyefendi hak ettiyse kadın böyle yapabilir anlamında söylemedim. Demek ki aralarında ciddi bir kopma olmuş, ciddi bir savrulma olmuş ki hanımefendi de almış başını gitmiş. Ama şunu söyleyeyim ben. İster erkek olalım ister kadın olalım. Aile hukukunu da bir tarafa bırakalım. İnsan olarak benim ahlakıma zarar verecek. Benim çocuklarımın adını lekeleyecek. Benim çocuklarıma felancanın annesi kim olduğu belli olmayan insanlar da geziyordu. O kızdan hayır çıkmaz ya da o oğlana kız verilmez dedirtecek bir şeyler yapıyorsam bu aile hukukundan önce beni bağlar. Allah'a karşı yüzümüzü yer edecek şeyler yapmama konusunda hassas olmalıyız. Eşiniz sizi tahrik edebilir, eşiniz başka birileriyle gezebilir. Bu hiç sizi bağlamaz. Sizin ahlakınızdan siz sorumlusunuz. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Bu kadar. Dolayısıyla hiçbir erkek ve hiçbir kadın bunu eşinden habersiz dışarıya gidip birileriyle kalıp, birileriyle kalıp derken öyle bir şey o söylemiyor yok, değil mi? Öyle bir bu şey benim yok, ilavemdi. Şey. Geri çekiyorum. Dışarıda kalıp ondan sonra geldiği zaman da hesap vermemek İslam'a da uygun değil, aile hukukuna da uygun değil, kalite bir insan davranışına da uygun değil. Bu duruma getirmek de evdekine uygun değil. Ya şöyle, İkili ilişkilerde evet bu kadar yıpranma, savrulma olmamalı. Çoktan tedbir alınmalı, bir aile danışmanına gidilmedi ya da bireysel psikologlarla görüşülmeli. Hı hı. Yani herkes kendi eksiğini aramalı. Demeli ki ben eşimin beni gerçek bir eş gibi görebilmesi için, bana saygı duyabilmesi için, beni ailenin reisi ya da beni ailenin hanımefendisi olarak görebilmesi için bana ne düşüyor? Bir defa herkes kendisine düşenden sorumlu. Karşımızdaki yanlış yapmış olsa bile bize yanlış yapma hakkı vermez bu. Doğru. Çünkü çocuk diyecek ki babam evet gitti ama annem de gitti. Nereye tutunsun bu çocuk? Değil mi? Nereye tutunsun bu çocuk? Ve o kadın Allah şöyle demeyecek. Ey kulum, ey Ayşe Fatma kulum, eşin böyle yaptığı için sen de böyle yapmakta mazursun. Ben seni hesaba çekmeyeceğim demeyecek. Hesap bireysel, tek kişilik. O yüzden de ben Allah'a hesabımı sağlam verecek şekilde hareket ederim. Eşimin davranışı beni aile kurumu olarak bağlar ama benim yanlışa gitmem için haklı bir gerekçe olamaz. Telefonumuz var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Evet, bekledim. Hatta sorumu unuttum diyebilirim. Beklerken sorumu unuttum. Ay çok şeker. Yok şimdi,
Salih Hocam merhaba. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii şu an Türkiye'de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte koronadan dolayı biraz tedirginiz illaki ama sabah sabah evimize güneş gibi doğdunuz gerçekten. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Öncelikle benim iki tane sorum olacak. Birinci sorum, bu eşimin ailesiyle benim de problemlerim var maalesef. Biraz önce telefona bağlanan bir annemiz vardı. Kızıyla görüşemediğinden şikayetçiydi ve siz bunun adına buna karşılık kayınvalideli konuşmayı önerdiniz. Şimdi ben de 12 yıllık evliyim ve ben de benim ailem de eşimin annesiyle konuştuğumuz süre zarfı içerisinde güzellikle anlattığımız bazı sorunlarımız, işte böyle yapılması gerekiyor, şöyle yaparsanız şöyle olur, güzel bir şekilde, kibar bir şekilde söylediğimiz zaman karşı taraftan söylediğimizin tam tersi anlaşılıp mesela şunu şöyle yapmayın dediğimiz zaman tam tersi karşılık gördük biz 12 yıldır. Ve bu süreç içerisinde çok yıprandık eşimle. Çünkü eşimi yönlendiren annesiydi maalesef. Sizin dediğiniz gibi bazı gelenekleri, görenekleri kendi taraflarına çevirip benim evliliğime yansıtmaya çalıştılar. Ben çok mücadele ettim. Elhamdülillah şu an birazcık rahatım. Fakat bu yaşanan olaylardan dolayı ben eşimin ailesine karşı öfkeme yenik düşüyorum. Yani normalde aslında fıtratım çok sabırlıyımdır, çok sakinimdir ama bu yaşanan şeylerden dolayı karşımda benim inadıma davranan ve benim mutsuzluğumu isteyen insanları gördükçe ben kibarlık yapamıyorum Salih Hocam. Yani bilmiyorum, beceremiyorum galiba ben. Ne yapmam gerekiyor? Evet. Peki. Peki. Hanımefendi teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Gönlünüze de rahatlık versin inşallah. Amin. Saniye ablacığım sizden bir müsaade rica edeyim ben. Şöyle. Malum bizim ekonomi verilerimiz evet. var. Bir onu verelim. Tamam. Dönüşte hemen hanımefendi de ekrandan takip ediyor zaten bizi. Tamam. Dönüşte inşallah. De hemen bu sorunun tamam. yanıtıyla başlayalım. Yeni bir telefon almadan önce biriken çok soru var. Mesajlar var. Onlar da gönül koymasınlar. Yeni İnşallah. Saatimize başlarken mesajlara da şöyle bir göz atıp ondan sonra hemen yeni telefonla ikinci saatimize başlayacağız. Ben bu tanıtımı çok seviyorum. Hele en başta Teşekkür böyle oturuyoruz. Çok komik, çok sempatik, Allah hoşuma gidiyor. Efendim tekrar merhaba. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. İlk saatimizi geride bıraktık. Şimdi ismini ve yaşadığı şehre vermek istemeyen izleyicimizle az önce konuşmuştuk. Onun cevabıyla başlayalım. Sonrasında da mesajları okuyacağım. Ayrılmayın. Evet. Buyurun. Şimdi efendim, biz ağırlıklı olarak duygu taşıyan varlıklarız ve yapılan olumsuzluklardan, bize yapılan olumsuzluklardan, üstelik haksız olunca, üstelik canımızı yakacak bir pozisyonda da olunca gerçekten içimizde sevgi en aza inebilir, şefkat, merhamet en aza inebilir, daha çok tepkisellik, kırgınlık, üzüntü, öfke, kin, nefret, intikam duyguları öne çıkabilir. Şimdi benim genelde tavsiyem şu değerli hanımefendi. Size taş attılar ya, onu ekmeğe dönüştürün. O kötülük sizde dönüşsün. O yanlış tavır sizde bir hayra dönüşerek onlara gitsin. Siz size yanlış yapana doğru davranarak hareket ettiğinizde bu sizin içinizde Allah'a giden yolda mesafeler aldığınızın, kendi içinizdeki zayıflıkları yok ettiğinizin, kendi içinizde kendi davranış olarak insanca davranma ve psikolojimizi düzenleme adına zayıflıklardan söz ediyorum. Ve onlara iyi davrandığınız müddetçe kendinizin onarıldığınızı, daha sakin olduğunuzu, daha sabırlı, daha anlayışlı olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla size atılan taşı ekmeğe dönüştürün. Siz bir dönüştürme fabrikası gibi olun. Siz öyle derinlikli olun ki size atılanlar sizin derya gibi yüreğinizde ve ilminizde eriyip gitsin. Siz oradan hayat iksiri sunacak bir su gibi olun. Size taş diye atılanlar sizin temelinizin sağlamlaşma malzemesi olsun. Sizi güçlendirsin. Dolayısıyla yapana yapmak her kişinin harcı.
yapana yapmamak er kişinin harcı. Bir saniye sonra Allah korusun onlara bir şey olsa, bir saniye sonra size bir şey olsa, o zaman deriz ki keşke şöyle yapmasaydım, keşke şöyle yapsaydım. Aslında yapabilirdim ama keşke daha dikkatli olsaydım gibi keşkelerimiz olur. Ben de onun için diyorum ki keşkelerimiz olacağına çok şükürlerimiz olsun, iyi kilerimiz olsun. Siz büyük olun. Büyük olmak her zaman yaşı büyük olmak değildir. Aklı ve ilmi büyük olmaktır. Öyle küçük yaşlarda alimler varmış ki insanlara namaz kıldırmış. Öyle küçük alimler varmış ki hafız olmuşlar. İnsanlara ilim tahsil ettirmişler. Yani akıl yaşta değil baştadır derler. Siz olgun olmayı, siz asil olmayı, siz dönüştürücü olmayı, iyiye doğru hep size gelen iyiliğe dönüşsün. Bu sizin derinliğinizin bir ifadesidir. Hani bir cümle kurmuştum ya, derinliğiniz arttıkça kaldırma kuvvetiniz de artar. Evet, mesela, benim çok etkilendiğim bir cümleydi. Evet. Mesela ben Allah razı olsun Mahmut Toptaş hocamızı çok severim. Onun şifa tefsirleri var. O kadar yüreğe dokunuyor ki. O ya da bir başkası. Kimi beğenirseniz, kim size hitap ederse dinleyin. İş yaparken tefsirleri dinleyin. Oturup uzun boylu dinleyemeyebilir insan. O kadar yoğunuz ki Allah'a vakit ayıramayacak kadar yoğunuz. Ne yazık ki kendim başta olarak söylüyorum bunu. Mana ile Allah ile irtibatımızı sağlamlaştırdıkça olumsuzluklarla irtibatımız zayıflar. Ne kadar sağlam bir ipe tutunur, ne kadar sağlam bir limana girersek, demir atarsak o kadar çok diğer şeyler küçük dalgalar gibi olur. Bize hareket katar sadece. Güçlü rüzgarlar kökü derinlerde olan ağaçları sallar, sarsar fakat deviremez. Ağaç için bir iyilik yapmamız gerekirse eğer yapılacak şey güçlü rüzgarları engellemek ya da ağacı koruma altına almak değildir. Ağacın derinlere kök salmasına zemin hazırlamaktır. Köklerimizin en birincisi Allah'la olan irtibatımız, ikincisi anne babalarımız, üçüncüsü arkadaş çevremiz, dördüncüsü hobilerimiz ve sağlam alışkanlıklarımız. Ne güzel. Dolayısıyla bunları sağlamlaştıralım. Diğerleri umurunuzda bile olmasın. Ne dedilerse atın arkaya gitsin. Atın arkaya gitsin. Vallahi öğrendim. Atın arkaya gitsin diyorum. Çünkü değmez. Değmez. Ne güzel. Değmez. Eğer bir söz beni Allah'a yaklaştıracaksa oraya odaklanayım. Beni daha iyi insan yapacaksa oraya odaklanayım. Beni daha doğru düşünmeye, daha mutlu etmeye, daha dengeye getirmeye sevk edecekse odaklanayım. Onların dizinin dibinden ayrılmayayım. Ama benim moralimi bozuyorsa, benim canımı sıkıyorsa, beni hayattan koparacak şeyler anlamına geliyorsa irtibatımı kesmem ama söylediklerini atarım gider. Şimdi iki telefon var bekleyen ve bir sürü mesaj var okunmayı bekleyen. Önce çok kısa telefonda bekleyen izleyicilerimizden müsaade alıp birkaç mesajı okuyayım. Buyurun. Mesaja gitmeden 19 yaşında hani babam her şeye hayır diyor, ben evliliğe hazırım demiş diye. Ona bir cümle söyleyecektim, o araya kaynadı. Buyurun efendim. Önce Allah'tan isteyin. Kimin kapısını çalıyorsak oradan ses gelir. Önce Allah'tan isteyelim. Ya Rabbi bu aday bana hayırlıysa babamın gönlünü yap. Annenizi devreye koyun. Babanızın sevdiği insanları devreye koyun. Babanızın hayır deme gerekçesi damatla alakalıysa bunu da ciddiye alın. Eğer sadece ben mesela öyle bir bilgi aldım bugünlerde. Hiçbir gerekçesi yok. Ben evlen demeden sen evlenemezsin diyor. Adayın ahlakını mı beğenmedin? Hayır. Mesleğini mi beğenmedin? Hayır. Yanlışını mı gördün? Hayır. Ailesi mi kötü? Hayır. Peki neden hayır? Neden hayır diyorsun o zaman? Bu da zulümdür. Doğru. Baba olmak çocuklarını bu kadar zorlamak anlamına gelmiyor. Evet. Ama haklı bir şerh düşüyorsa o şerhi de ciddiye almak gerekir. Efendim çok güzel enerji veriyorsunuz maşallah demiş bir izleyicimiz. Hızlı Allah hızlı gideceğim. Günaydın Selda Hanım, Saliha Hocam. Artık evimizin birer üyelerisiniz, muhabbet güllerisiniz, sevgililer diyor bize. Allah razı olsun. Oğlum Beşir ve kızım Ayşe ile birlikte izliyoruz diyor Şükran Hanım. Ya. Hem kızını hem oğlunu çok sevgiyle öpüyoruz. Ne güzel, ne güzel. Zümra Hanım diyor ki günaydın, işte olduğum için izleyemiyorum, YouTube'dan takip ediyorum. Sizi çok seviyorum. Duruşunuz, insani tavrınız ve bizlere verdiğiniz manevi destek için canlı gönülden teşekkürler. Selda and Saliha ablalarım. Ay Allah razı olsun. Canım, Teşekkür ederim. Yürekten selamlar. Rabbime emanet olun demiş. Devam ediyoruz. Adem Bey iyi yayınlar.
diyor. Salih hocama da çok selam. Sivas'a geldi. Salih hocam görmek nasip olmadı. Hocam bizlere dua etsin. Çok ihtiyacımız var Allah diyor. Allah razı olsun. Rabbim gönüllerini onarsın. Niyetlerine hayır düşürsün. Niyetlerini halis eylesin ve sonucunda hayır eylesin. İnşallah. Nigar Eymur diyor ki Allah'ım razı olsun. Rabbim için çok seviyorum sizi. Dua ile inşallah selam ve saygılar diyor. Aleyküm selam efendim. Gülten Tarhan diyor ki amin diyorum Salih Hanım'ın duasına. Merhameti olmayan insan olamaz zaten diyor. Hacer diyor ki Hacer Hanım selamun aleyküm Saliha aleyküm hocam selam. Ve Selda Hanım. Evlerimize güneş gibi doğuyorsunuz. Ay, çok şükür. Duyuyor musun? Allah'ımın bak bize enerji bombaları diyorlar. Ay, çok şükür. Selda en Saliha diyorlar. Çok şükür. Çok şükür. Evimize güneş gibi doğuyorsunuz Allah'a diyorlar. Şükür. Allah'a şükür. Hepimizin lütfu ne güzel. İkramı. Amin. Allah razı olsun sizlerden. İyi ki böyle bir program yapıyorsunuz. Çok ihtiyacımız var. Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyi bir tek şeyden yapmak her şeyin halikine has bir iştir diyor izleyicimiz. Ne güzel. Zeliha Zeynep ben 1,5 sene önce 1,5 yaşındaki kızım cennetlik oldu. Ah canım. Allah rahmet eylesin. Ondan bahsedemiyoruz, çok üzülüyoruz. Eşim de ben de kızlarım da. Onu ve acısını sakladık sanki hayatımızın bir köşesine. Ama onun yokluğunu nasıl kolay hale getirebilirim? Böyle yaşamak çok zor diye sormuş. Hemen buna bir cümle Allah söyleyeyim daim etsin izin verirseniz. Güzel programlarınızı diyor. Estağfurullah tabii ki efendim. Şimdi olaya nasıl bir anlam yüklersek. Hemen telefonları alacağız arkadaşlar. Taşıyıp taşıyamayacağımız o yüklediğimiz anlama göre değişir. Olaya bakış açımıza göre değişir. Bu bize ya ağır gelir ya hafif gelir. Bir, vefat etmek kaybetmek demek değildir. İki, çocuğunuzun vefat etmesi bir daha kavuşamayacağınız anlamına gelmez. Üç, buluşacağız. O Allah'a gitti, en emin, en güvenli, en güzel yere gitti. Biz, onlar çocukken vefat edenler melaike. Ay canım. Melek gibi hani öyle tanımlanıyor. Biz kendi başımıza ağlayalım. Kendi günahlarımızı ağlayalım. Kendi insan olması gereken, insanca olması gereken yanlarımızı insan yapamadığımız için ağlayalım. Dolayısıyla biz ahirete hazırlanalım. Ona üzülerek günümüzü mahvedersek yazık etmiş oluruz. Onun sevgisi yüreğimizde baki o asıl sahibinin huzuruna gitti. Biz de oraya gideceğiz, biz buluşacağız. Biz birbirimizi kaybetmedik, biz yok olmadık. Allah'a şükür biz Müslümanız, ahiretin olduğuna inanıyoruz. Ve Allah en uygun olanı yapıyor, inanın. Ölümde olsa, kazada olsa Allah neyi uygun görüyorsa onu yapar. Olanda hayır vardır demek bir Müslüman olarak bizim yüreğimizi ferahlatıyor. Ya Rabbi senden gelene razıyım demek. Tam tevekkül. Müslüman olmanın bir gereği teslim, İslam teslim olmak demek. Ya Rabbi biz sana teslim olduk. Bu senin kaderindi. Sana hamdolsun. Bizim bundan sonra sana kavuşacağımız zamana kadar ahlakımızı Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla, insan olarak gerçekten bu süreci tam da senin istediğin gibi tamamlayarak sana kavuşmamızı nasip eyle diye Allah'a dua edelim. Güzel kızınız için Allah'a kavuştu. Orada bir duacınız var. Cennet kapısında bir bekçiniz var. Sevinin bence. Yani küçük yaşta çocukları vefat edenlere ben diyorum ki bu elbette arzu edilen bir şey değil. Allah arzu edeni değil. Nasip edilen. Dine verir bunu. Şu hamd edin cennette bir bekçiniz var. Annem girmeden girmem cennete diyecek derler alimler öyle açıklıyorlar. Dolayısıyla annem girmeden girmem. Allah'tan geliyorsa başımızın üstünde yeri var, boynumuz kıldan ince. Teslim olursak yüreğiniz hafifler. Şeytana fırsat vermeyelim bizim zayıf olduğumuz yerden bizi yakalar. Şunu da yapıyordu, bunu da yapıyordu, şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Şimdi aramızda olsaydı bunlara hiç gerek yok. Bunlar hatıraları canlandırır ve üzüntüyü artırır. Depresyondan çıkamaz insan. Depresyondan çıkamayınca da benim günümü mahveder. Ne oldu? Çocuğuma mı iyilik yaptım? Allah bundan razı mı oldu? Benim hayatıma mı kalite kattı? Hiçbir şey. Hayatımı kalitesizleştiriyor. Benim Allah'a teslimiyetime zarar veriyor, çocuğuma faydalı olmadığı gibi bana zararlı oluyor. O yüzden de sağlıklı düşünebilirsek bu bizim için daha hayırlı olur ve olaya yüklediğimiz manayı değiştirirsek yükümüz de azalır inşallah. İki telefon var, hızlıca hemen telefonlarımızı peki. Alıyoruz. Efendim ilk telefonumuz neredendi? İstanbul galiba. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle yüreğinize ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şöyle benim sorum şu hocam. Ben 21 yaşındayım, 7 aylık evliyim.
Evliliğimin 3 ay sürekli problemlerle geçti. Daha sonra düzeldiğini zannediyordum. Fakat bir ay önce kadar eşimin telefonunda bazı konuşmalar yakaladım. Hani evli bir insanın yapmaması gereken konuşmalar. Fakat hani benden soğuduğunu söyledi o sürede ama çok pişman olduğunu söyledi ve her şeyin daha güzel olması için elinden geleni yapacağını söyledi bana kendisi. Gerçekten hani son bir ayımız gerçekten güzel geçiyor. Fakat ben bunu hiç kimseye söylemedim. Yani sadece yani en yakın birisiyle, yakınımı düşündüğüm birisiyle paylaştım ama ailelere kesinlikle söylemedim. Ailelere söylesem çok korkacağını biliyorum yani. Aramızda daha kötü şeyler olacağını biliyorum. Ama kendi aramızda halletmeye çalıştım ben bu problemi. Evet. Zaten ilk 3 ayımızda ailesel problemlerden dolayı kavgalı geçmişti. Yani onun ailesinden çıkan problemlerden dolayı biz sürekli kavga ediyorduk. Ben artık bunları göz ardı edip aramızın düzelmesi için hiçbir şey dile getirmemeye başladıktan sonra aramız düzeldi. Fakat dediğim gibi son bir ay önce böyle bir konuşma yakaladım ama hiç kimseye söylemedim. Şimdi ben eşimi ödüllendirmiş mi oluyorum yoksa evliliğimiz için iyi bir şey mi yapmış oluyorum? Bunun ayrımını yapamıyorum hocam şu anda kendi kafamda. Peki. Güzel sordu değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kolaylık versin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Gencecik bir hanım. Şimdi insanın aklına ne kadar yanlış sorular geliyor. Şimdi olayı yaşayan bir hanımefendi olarak ben eşimi ödüllendiriyor muyum diye sorduğunuzda küt diye psikoloji yerin dibine girer. Ama bu çok var. Tehlikeli bir soru. Salih abla çok İnsanın önemli. Zihnine her Tabii. soru geliyor. Öncelikle yeni yuvası hayırlı olsun, tebrik ediyorum. İkincisi kimseye söylemediği için tebrik ediyorum. Bizim dinimizde hataları örtün diyor. Hataları örtün diyor. İnsan baştan bazen içinde bulunduğu çevrenin haliyle hallenebiliyor. Onlar arada yapıyorsa bu da yapılabilir gibi görebiliyor. Ya da önceden konuştukları varsa daha sonra da devam edebiliyor. Her neyse böyle bir şey yapmışsa. Bazen bir musibet bin nasihatten yedir deniyor. İnsan bazen beşer şaşıyor, düşüyor. Oradan bir hayır çıkarılmışsa o zaman bu hayra tutunalım. Allah korusun siz şu anda eşinizin bu söylediklerini, mesajını ailelerle paylaşsanız, eşinizi deşifre etmiş olursunuz. Ortada ciddi bir şey yok. Bu yanlış bir şey ama Allah'a şükür daha derin, daha ciddi hatalar yok. Bunu örtmekle çok insanca, çok Müslümanca ve çok doğru bir hareket yapmışsınız. Tebrik ederim. Eşiniz iyiyse atın arkaya gitsin. Yapılanları atın arkaya gitsin. Beşeriz, şaşarız. Bir hanımefendi dedi ki böyle bir konuyu konuşuyorduk. Eşim bana bunu nasıl yapar dedi. Sen kimsin dedim. Sen kimsin? Sen ilah mısın? Sana karşı mı yapılıyor yapılanlar? Evet sen evlisin. Evlilikte muhatabı sensin ama günah Allah'a karşı yapılıyor. Benim eşimin Allah'a karşı yüzü yer oldu, yüzü kara oldu. Çocuklarına karşı, topluma karşı itibarını zedeleyecek, izzetine zarar gelecek bir şey yaptı diye Allah adına üzülmüyorsun. Bana nasıl yaptı diyorsun. Kibir. Bu ne kadar kibir. Bir defa bunu kaldıralım. Elbette insan üzülür eşi böyle bir şey yapınca ama bana nasıl yapar dediği zaman iş başka taraflara evriliyor. Anladım. Dolayısıyla bir hanımefendiye dedim ki ben ahlaklıyım. Eşim ahlaklı değil. Dedim ki Allah'ın seni bir saniye sonra sana ayağını kaydıracak bir tuzak kurmayacağını nereden biliyorsun? Tabii ki. Nasıl bu kadar büyük Vallahi konuşuyorsun? Hiç belli olmuyor Alimler işler. Bile, Allah dostları bile, Ya Rabbi bizi bir an bile olsa nefsimizin ve şeytanın eline bırakma diye dua ediyor da biz doğru düzgün namazını doğru düzgün kılmayan, yarı buçuk kılan, ondan sonra doğru düzgün Kur'an'la ilişkisini unutmuş Müslümanlar olarak ben böyleyim ama eşim böyle nasıl dersin? Yani bu da büyük Çok konuşma doğru. demektir, Tabii. bir iddia demektir. Allah insanı iddiasından vurur. Böyle söylemeyelim. İnsandır, beşerdir, şaşar. Bir arkadaşımın söylediği çok güzel bir söz vardı. Allah ondan razı olsun. Eşi böyle bir bunalıma girmişti. İnternette gezinirken böyle alakasız birisiyle konuşmaya başlamış. Dedi ki, benim eşim sağlam bir insan. Ben eşime güveniyorum Allah'ın izniyle. Şunca yıldır hiçbir yanlışını görmedim. Şu anda bunalımdan saracak yer arıyor. Ben
eşime güvendiğim için, bunalımdan yaptığını bildiğim için şu anda eşimin bıraksam ayağı kayabilir. Bu durumda olan bir insana bir tekme de ben mi atacağım? Hayat arkadaşı olmak bunu mu gerektirir dedi. Eşine dedi ki sen iyi bir insansın, ne işin var bunlarla? At hayatım, ben sana yeterim. Gel şunu yapalım, gel bunu yapalım. Eşini rencide bile etmedi, elinden tuttu ve şu anda çok mutlular. Ne güzel, peki. Dolayısıyla meselelere doğru bakalım. Yapılan yanlışı asla onaylamayalım ama ben böyleyim, o öyle derse bu bir iddiaya girer, bu bir büyük konuşmaya girer. Bana nasıl yaptı bunu derse kibire girer. Ama elbette üzülürüz, elbette çözüm üretelim. Ama hanımefendiye diyorum ki mutluluğunuza bakın, hiç yapılmamış sayın, atın arkaya gitsin ve hayatınıza bakın. Konya hatta mı acaba arkadaşlar? Konya'dan arayan izleyicimize de merhaba diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hemen televizyonumuzun sesini kısalım lütfen. Merhaba. Tamam. Buyurun. Tamam. Hayırlı günler. Sevda Hanım. Salih Hanım, hayırlı günler. Allah'a emanet olun inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş. Size de hayırlı günler. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Canım, bizleri çok aydınlatıyorsunuz. Allah sizin ikinizden de çok çok razı olsun. İnşallah. Amin. Gerçekten çok güzel şeylere değiniyorsunuz. Bizleri aydınlatıyorsunuz. Buyurun. Ben şimdi bir gelinimle oğlumla arası biraz problemli, onu söyleyeceğim. Ne bileyim, severek evlendiler ama pek anlaşamadılar. Yani bir öpmedi, gelinimin de öyle, yani pek anlaşamadılar. Bizim kaktırmamızla oluyorlar, yatmayın yavrum, iki yavrunuz var, etmeyin, ayrılmayın, etmeyin. Yani öyle bu zamana kadar getirdik, 15 yıllık evliler. Hala oğlum da öyle, bir düzene giremedi işini. Bir İstanbul'dan böyle sizler gibi bir hoca vasıtasıyla, ben bir nedirler, sevdirken yılana sarılır derler ya, o yüzden İstanbul'dan bir hoca vasıtasıyla sordum, böyle o da böyle televizyonda konuşuyordu. Dedi kaşık büyüsü yapılmış, öyle bir şey var mı? Ben Salih Hanım'a soracağım bunu. Ne büyüsü hani efendim? Kaşık büyüsü yapılmış oğlunuza ne, dedi. Ne büyüsü? O yüzden. Kaşık mı? Kaşık büyüsü dedi. Kaşık Mekke, büyüsü. Mekke Medine'den dedi. Getireceğiz onun şeyini dedi, kaşık büyüsü dedi. Ben hiç duymadım Talia Hanım bunu. Bunu ben size sormak istiyorum. Öyle bir şey var mı? Kargoyla göndereceğiz dedi İstanbul'dan. Allah. Mekke'den bize geldi dedi. İstanbul'dan göndereceğiz. Kargoyla size 100 lira olur dedi. Ben aslında böyle şeylere hiç inanmayan biriyim ama yine de sizlere de bunu bir sorayım. Hani oğlumla gelinin arası düzelse çok sevineceğim inşallah. Oğlumun işleri yoluna girse çok sevineceğim. İnşallah. Yani gelinimi de kendi kızım gibi çok seviyorum. Yani kötü biri değil. Allah razı olsun annesinden, atasından. Bunu sormak istiyorum Salih Hanım ben size. Bir anne olarak yani çok şey bir durumdayım yani. Peki hanımefendi. Bilmez. Arada peki. Kaldım. Peki hanımefendi. Allah çok yardım teşekkür etsin. Ediyoruz. Allah yuvalarına Allah devlik razı olsun düzen versin sizlerden. Hocam. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Allah çok razı sağ olsun. Olun. Siz de öyle. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler efendim. Efendim ben peki. Öyle bir büyü de duymadım. Büyülerle alakalı bilgim de yoktur. Büyülerin yapıldığını bilirim. Büyülerin tuttuğunu da bilirim ama bunları bilmiyorum. Şimdi hocaya gitmeden önce keşke bir aile danışmanına gitseler. Aile danışmanı ikisini de görse. Bazıları var, kim giderse gitsin büyü var diyor. Şu kadar para verirseniz diyor. Onun istediği para sembolik bir şey ama ben şahsı tanımıyorum. Bu söylediği doğru da olabilir. Bir fikrim yok benim. Bu alanlarla ilgili benim bir bilgim yok. Ama ben şunu söylüyorum. Önce bir eşler olarak olaylara bakış, birbirlerine değer veriş, hayatın içerisinde sorumluluklarını yerine getirme, yatak odalarıyla ilgilenme, çocuklarıyla ilgilenme konularında bir kendilerine düşeni yapsınlar. Bir namazlarını kılsınlar, abdestli namazlı olsunlar, Kur'anlarını okusunlar, birlikte vakit geçirsinler, baş başa kalsınlar. Mesela çocuklarını size bırakıp işte bir gün baş başa yemek yesinler. Eğer çocukları küçük değilse, mesela emzikte çocuğu yoksa birkaç gün bir tatile gitsinler baş başa çocuklarını size bırakıp. Baş başa bir zaman geçirip sıkıntılarını bir dinlesinler. Kim ne yaptığı için ilişki bu noktaya geldi. Yani o kadar ben boşanayım deyince boşanılmamalı. Bu kadar basit değil aile hayatı. Toplumun temeli sarsılıyor bir aile dağıldığı zaman. Bu kadar kolay olmamalı.
O yüzden eğer varsayalım ki büyü var, sadece Kur'an okuyan birisi okusun ya da kendileri okusunlar, Kur'an'la tedavi edelim. Muska evet. Yok, cinlerle irtibat yok, yeniden muska yaptırmak yok. Onun devamı anlamına geliyor bu. Ben sorduğumda çok böyle bir şeyleri onaylamıyor. Benim sorduğum ve güvendiğim insanlar, otoriteler, işte muska yaptırmak, tekrar bozdurma büyüsü yaptırmak, büyücülere falan gitmek, bunlar son derece tehlikeli ve yanlış şeyler. Uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol evlerinde Bakara suresi okunsun, Kur'an-ı Kerim okusun, Kur'an-ı Kerim okusunlar. Bir psikoloğa gitsinler, bir danışmana gitsinler. Hem manevi yönden, hem psikolojik yönden, hem ilişkileri açısından kendilerine düşeni bir yapsınlar. Bakalım Allah ne gösteriyor. Evet. O yüzden de sağa sola gitmek yerine önce kendi içlerindeki iletişim dinamiklerini bir harekete geçirsinler. Eksiklerini, yanlışlarını görüp bir düzeltsinler. Allah razı olsun, çok hoş bir kayınvalide örneği sergiliyorsunuz. O benim canım diyorsunuz kızın gelininiz için. Allah sizin gibi güzel kayınvalidelerin sayısını artırsın. Ve oğlunuzla gelininize de güzel geçim, aralarında muhabbet i̇nşallah, nasip etsin. İnşallah. Allah görmediğine döndersin inşallah. Şimdi Van'dan da bir izleyicimiz var. Hemen bir tane mesaj okuyayım, Van'a dönelim. Öyle yapayım bari, başka çaresi yok. Bu mesajları eritmek lazım. Yine nasıl güzel bir program. Çocuklarımı kayınvalideme yolladım evimi temizlemek için. Ama ekranın karşısından ayrılamıyorum. Allah razı olsun sizlerden. Sen kalk çocukları evi temizleyeceğim diye kayınvalideye gönder. Sonra aç televizyonu, otur bizim karşımıza. Allah çocuklar kayınvalide de ev temizlenmesin bizi sevmeyin. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın, Allah sağ olun. Size öyle Allah bir enerji versin ki 4-5 saatte yapacağınız şeyi yarım saatte, hemen. Bir saatte yapın, bitsin inşallah. İnşallah, inşallah diyelim. Bir tane daha okuyorum. Ay ay ay, yıldızlar yine ekran başında. Özledik sizi canlar. İyi ki varsınız. İkiniz de çok şıksınız. Allah razı olsun sizlerden, dualarınızı bekliyoruz diyor izleyicimiz. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz, hemen fazla bekletmeden Van'dan arayan izleyicimize merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, buyurunuz. Van, beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum, siz beni duyabiliyor musunuz? Evet. Biz de sizi duyuyoruz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun, sağ hoş olun geldiniz. Benim hocama sorum şey olacaktı. Ben 14 yıllık evliyim. 14 yıllık evliyim. 14 yıl içinde ev içindeydim. Yeni ayrıldım. Kayınvalidemle şu an sorunlarım var. Evet. Şu an kayınvalidem kabul etmiyor, istemiyor. Oğlunu, torununu istiyor, beni istemiyor. Aranızda sorun mu oldu? Çatışma, evet. Tartışma mı çıktı? Şimdi sizi istememesinin gerekçesi ne hanımefendi? Ya zaten ilk evlendiğim dönemden bu yana istemiyordu. Oğluna layık görmüyordu, oğluna kabullenmiyordu. Ama ailemle görüştürmüyordular. Ailemle gidip gelmeme izin vermiyordular. Sürekli eşimin ailesi, sürekli... Ben bu 14 yıl boyunca hiç eşimin ailesine hiçbir sefer yok demedim. Hayır cevabı vermedim. Ne dedilerse evet dedim. Ya bıçak kemiğe dayanınca da hayır deyince olanlar oldu. Evet. Şimdi siz ayrı yaşıyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. Öyle anlıyorum. Evet. Yani birlikte evet. Oturuyordunuz. Evet, 14 yıl beraber, 14 yıl beraber oturuyordunuz. Sonra evinizi ayırdınız. Eve ayırınca kayınvalide size küstü. Öyle mi? Doğru mu evet, anlıyoruz? Evet, hı. Evet. Peki. Peki efendim. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ekrandan takip edin lütfen, Van'dan arayan izleyicimiz. Beraber otururken iyi, ayrılınca kötü olmuş. Ben şöyle düşünüyorum. Bu gelinlerini sevmeyen ve oğullarına layık görmeyen kayınvalideler için iyi olanları tenzih ediyorum. Güzel davrananları tenzih ediyorum. Az önceki arayan izleyicimiz gibi. Çünkü öyle güzel kayınvalideler var ki anneden gönüllü. Böyle insanın yüreğine sokası geliyor. Ne güzel insanlar var. Bir, o kayınvalidelere şunu söylemek istiyorum. Allah layık görmüş, size ne oluyor? Klasik Salih Erdem. Evet, yani sana Allah layık görmüş. Bana göre evlilik kaderdir. Siz tercih edersiniz ama Allah dilerse olur. Şöyle diyorlar, ben korunuyorum, çocuğum olmuyor. Ben gitmedim, kendim gibi. Yani Allah nerede o zaman hayatın içinde? Evliliğinde Allah yok. Çocuğun olmasında Allah yok. Ölümünde tedbirsiz oldu ondan dolayı. Allah nerede? O zaman Allah hayatın sadece bir doğru dünyaya gelirken var, bir de öldürürken bile yok bu anlayışa göre. Doğru. Ben tedbirsiz oldum. Ondan sonra kaza yaptım, tedbirsizliğimden başıma geldi diyor. Tamam, tedbirsizliğin olabilir de Allah nerede burada? O yüzden de bana göre kul tercih eder ama son noktayı Allah koyar. İstiyorlar, bir noktaya kadar geliyorlar. Allah dilemeyince olmuyor. Neden olmuyor o zaman?
İki taraf da istiyor. Neden olmuyor o zaman? Hı. Demek ki Allah'ın bir kaderi var, bir takdiri var. Bu noktada da ben şunu söylemek istiyorum. Allah'ın takdirine rıza göstermemek demektir. Evlenen gençlerin oğluma layık görmüyorum. Sizin oğlunuz ne? Sizin oğlunuz kim? Yani çok Allah şey ikisini layık gördüyse eğer. Ama ben çok seviyorum ha. Sizin oğlunuz kim? Yani sana ne? Oğlunu nerede görüyor? Nerede tamam görüyor? Şunu biliyorum. Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Herkes. Vallahi öyle. Çok bayılıyorum ben. Ben de öyle yaparım. Kirpi pamuğum pamuğum. İyi de senin oğlun kıymetli. O evlat da bir ana kuzusu. Onun kıymetini de ona sor bir bakalım. Yani eğer gerçekten sen anaysan onu da bir evlat gibi görmelisin. Onu da sana evini bıraktı, senin oğlunun evini, evi bildi. Babasını bıraktı, eşinin yanına geldi. Allah ondan çocuklar verdi. Artık o senin bir gelinin, onu evlat gibi görmek yerine el gibi gördüğün zaman... Yani kusura bakmasın değerli hanımefendiler, bu Allah'ın takdirinden razı olmamak, olmamak demektir. Anlamına bu geliyor. Bu da haddi doğru. Aşmak demektir. Hiç doğru. Kimsenin haddi olmamalı böyle bir şeye. Eğer şunu demeliler, oğlum mutluysa gelinimin benim başımın üstünde yeri var demeliler. Fakat burada şunu da şerh ederek ayırmak istiyorum. Öyle gelinler tanıdım ki eşiyle annesinin arasının görüşmesini istemiyor. Ne hakla? Hasta oluyor, annesi gelemiyor eve. Niye gelin hanım istemiyor? Böyle bir şey olamaz. Kaba bir söz söyleyeceğim. Çok özür dilerim. yani kusura bakmasa. Bakayım bunun adı şımarıklıktır. Şımarıklık doğru. Bu tam bir şımarıklıktır. Eşi hasta oluyor. Annesi babası evine gelemiyor. Niye hanımefendi istemiyor? Böyle bir şey olamaz. Kimsenin yetkisi yok. Sen hasta olsan, senin annen baban gelmek istese, eşin izin vermese kabul edebilir misin? Bizim dinimiz ne güzel, din ahlakı ne güzel. Sana yapılmasını istemediğin bir şey karşındakine de yapma diyor. Evet. Olduğun gibi görün diyor. Yani için neyse dışında olsun, içini temizle diyor. Dolayısıyla burada eğer hayır dediğiniz şey sizin gerçekten yaptığınız zaman zarar göreceğiniz bir şeyse hayır demekte haklısınız. Ama onun üslubuna dikkat edin. Hayır ben gelmiyorum diye res çekmek yerine daha nazik, daha kibar, daha saygılı olun. Ve birilerinin yanlışı sizin kalitenizi bozmasın. Birilerinin hatası sizin de hata yapmanıza zemin hazırlamasın. Onlar kabul etmese bile çat kapı gidin, anne bir hatır sormak istedim deyin. Bir sarma yapın götürün, bir kek yapın götürün. Eğer kapıyı da yüzünüze kapatmazlarsa. Yani eğer öyleyse de yapacak bir şeyiniz yok. O zaman Allah'a alır sığının, sarmayı dönersiniz yani. Afiyetle yersiniz. Ya sanmıyorum öyle bir şey yapacaklarını da. Hani en kötü senaryo nedir o diye geliyor aklıma. O yüzden siz size düşeni yapın ve nezaketlice hürmetle kusur etmeyin. Gidin. Hayırınıza da deyin ama bunu da nezaketlice söyleyin. Çocuklarınızı götürün, siz de bir selam verin gelin. Ama illa çocuklar diyorlarsa da çocukları da gönderin. Allah işlerine merhamet versin ne diyelim. Şimdi günaydın Selda Hanım. Ben 1,5 senelik evliyim. Eşim kendisi ve ailesi bir şey isteyince koşa koşa yapıyor. Ben bir şey isteyince sürekli bakarız, param yok diyor. Görümcem bir şey istesin hemen yapalım abla diyor. Her maaş zamanı gelince harçlık istiyorum. Bütün ailesine olay oluyor. Vay neden harçlık istemişim. Saliha hocama bir sorar mısınız? Nasıl yapayım, ne yapayım, nasıl davranayım diyor izleyicimiz. Şimdi burada aklıma bir şey geldi. Beni güldüren bir şey. Bir beyefendi var. Diyor ki annem benim hangi kızla evlenmemi isterse ben onunla evlenirim diyor. Ben anneme gösteririm diyor. Peki dedim bu kız sizin içinize sinmezse. Sinmesin diyor. Anneme hayır diyerek onun günahını alacağım ama içimi sinmeyen birisiyle evlenirim diyor. Bu gelişmemiş çocuk tiptir. Gelişmemiş, aklı olgunlaşmamış, yetişkin bir insan gibi davranamayan bir tiptir. Ailesinde bu delikanlıya, bu beyefendiye aile olma hukukunun nasıl olduğu öğretilmemiş. Eşi harçlık istediği zaman bütün aile duyuyorsa sen nesin, o evin reisi misin, o evin çocuğu musun? Çocuk gibi eşinin istediğini başkasına söylemek demek, o ailenin hala çocuğu olarak kalmış, o ailenin yeni eşiyle birlikte yeni oluşturduğu evin reisi olamamış demektir. Üzücü bir durum. Burada ne yapabilirsiniz?
Vallahi burada çok zor. Aile danışmanına gidin desem giderler mi bilmiyorum ama gene de gitmenizi tavsiye ederim. Eğer ben gitmiyorum zaten sen hastasın sen git diyor bazı beyefendiler. Evet. Tamam o zaman ben gideyim deyin. Biraz daha detaylı olarak aile ilişkilerini anlattığınızda görümceniz varsa kayınvalidenizin hani tutumlarıyla alakalı. Görümcenin istediği yapılıyormuş mesela. Evet, onların tutumlarıyla alakalı biraz daha detay bilgi verirseniz size strateji üretebilirler. Şöyle şöyle davranabilirsiniz diyebilirler. Ama bir yeri geldiği zaman görümcenizle ya da annenizle eşinizin yanında konuşarak anneciğim şuna şuna ihtiyacım oluyor, eşimden harçlık istiyorum. Bu yanlış bir şey mi sizce? Yani sizin hiç harçlık istediğiniz olmuyor mu gibi ortak bir konuşma ortamı olabilir mi? Bunu konuşabilir misiniz? Bunu söylediğiniz zaman da gene siz suçlu çıkacak bir pozisyonda olursanız, yani öyle bir tutumları olursa bunu da söylemeyin tabii ki. Önce Allah'tan isteyin. Sonra eşinize deyin ki hayatım biz aileyiz. Biz bir aileyiz. Ailene danışacağın şeyler olur, söyleyeceğin şeyler olur, söylemeyeceğin şeyler olur. Dolayısıyla ben bir harçlık istiyorum, kayınvalidemden duyuyorum. Sen bilirsin ama bunu söyleme. Sen bu evin erkeğisin. Sen bu evin küçük çocuğu değilsin. Ama bunu söylemesin. Buradan da bir onur şeyi, gurur, evet, kibir algısı oluşturmasın. Yani sen bu evin erkeğisin. Dolayısıyla kendi içimizde halledelim. Ben harçlık istiyorum şunun için. Harçlık istiyorum bunun için diyebilirsiniz. Ayrıca zaten erkek dediğiniz eğer ekonomik hani belli bir şeyi varsa zaten karısını sürekli harçlık isteyecek duruma getirmez. Evin gideri bellidir. İnsan olan zaten kalkar onu oraya koyar. Kadın da onun idaresini yapar. Ekstrem bir şey olursa siz öyle güzel söylüyorsunuz ki her zaman Saniye abla ben çok takdir ediyorum. Allah razı olsun. Ona buna muhtaç etmeden al yedeğin de yanında olsun yedeğin diye. Yedeğin kesinlikle böyle yedeğin lazım. Yanında dur. Mesela ben harçlık almadan çıkarım. Harçlığım var mı? Ay almayı unuttum diyerekten harçlığımı alırım. Yedeğimi kontrol eder Allah razı olsun. Şimdi bu kadar eşler para vermek konusunda çocuklar mesela dışarıya çıkıyor. Dolmuşa yetecek kadar para geçiyor, veriyor eline. Bir su istese su alacak parası yok. Böyle olunca ne oluyor? Kadın da o zaman çalışma isteği oluyor. Para kazanma tabii ihtiyacı oluyor. Para kazandığı zaman eşine vermiyor, sen bana hepsini vermiyorsun diyor. Sen beni parasız bıraktığın için çalışıyorum zaten. Bırak da bir kısmını kendime harcayayım. Yani insanların evinde oturup çocuklarına bakacağı pozisyonları alıyoruz bile terk edip ya bu adam beni bu kadar parasız bırakıyor, ben çalışayım demek zorunda bırakıyorum. Evet, dolayısıyla bu yanlış bir tutum. Hanımına harçlıkta vermek zorunda. Hiç hesabını sormayacağı para verin diyorum. Sana her ay 500 lira, 1000 lira para veriyorum. Bütçe durumuna göre ya da 100 lira veriyorum ya da 50 lira veriyorum. Nereye harcarsan harca bu senin bireysel harçlığın olsun der. Onu biriktirir, arkadaşına bir hediye alır. Hediye falan yok burada yani ne hediyesi? Yok canım ya. Ne hediyesi? Günlük harçlığı bile vermiyor. Bunlar bir Müslüman erkeğe, aklı başında bir erkeğe yakışmayacak şeyler. Doğru efendim. İki telefonumuz var. Zamanımız da azalıyor. Mesajlarımız da var. Hızla telefonlara bakalım. Nereden telefon biliyor musunuz? Memleketten. Hangi memlekette? Hangi memlekette? Samsun, Vezir Köprü. Vezir Köprüsü'nü bilmiyorum. Samsun evet, olduğunu biliyorum. Peki. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Samsun. Samsun. Hoş bulduk. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Size de. Evet. Sevgili memleketlim. Evet. Hocamızı çok seviyoruz ya. Hocamız bir tane. Allah razı olsun. Sizin güzelliğiniz. Teşekkür memlekette ederim. Memlekette program yapmayı düşünüyor musun hocam? Nasıl? Duyamadık. Televizyonun sesini kısalım önce. Önce televizyonun sesini biraz kısalım ki daha rahat konuşabilelim. Onu bir kapatın, telefondan bizi duyarsınız. Memlekete hani gerekli programlar, seminerler vermeyi düşünmüyor mu ki hocamız? Korona var, korona sonra. Evet, sonra. Hani İnşallah. Evet, geldim daha önce hocamı yeni keşfettim de. Allah razı olsun, memnuniyetle gelirim. Vezir Köprü'ye de gelirim, Samsun'a da gelirim. Türkiye'nin yurt dışının her tarafına giderim. Allah nasip ederse inşallah. Şu çalkantılı durum bir neticelensin, bir program organize edilirse seve seve, memnuniyetle, şerefle gelirim değerli hanımefendi. Evet. Buyurun efendim, sizi Allah dinliyoruz. Allah razı olsun, buyurun. Sağ olun, buyurun. Evet hocam, benim ya bir sıkıntım vardı da. Kızım 17 yaşında. Evet. Kızım kayında üst yıldan bir onu bekliyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor, ilme istiyorum diyor. Anlayamadık. Anlayamadık efendim. Arkadaşlar kulağımdan bir duyabilir miyim sesi? Çok derin geliyor. Kızım benim de kızım var 17 yaşında. Evet. Evet. Kızım var 17 yaşında. Okuyor. Bir tanesini okulup diyor. Lise sonra gidecek işte Allah'ın izniyle. Kızımın kaynı var. 3 yıldan beri onu bekliyorum diye. İstiyorum diye. Yani
İlla ki olsun bu iş diyor. Kötüye düşmesin kızınız diyor. Yani iyi insanlar da şimdi Allah için. Ben de şimdi bir taraftan yatkın oluyorum. Kızım da istemiyorum diye ne yapmam gerekiyor. O yüzden çok kafam anlatır mısınız? Ben hiç anlayamadım. 17 yaşındaki kızını evlendirmek istiyormuş. Kalbi kız. Kim? İstemiyorum ya. Daha okul bitsin dedim ben. Seneye okul bitiyor. 19'a gideriz neye. Seneye talibi var. Seneye de okulu bitiyormuş. Anne kızını evlendirmek istiyor. Soruyor yani. Yani kızınız istiyor mu? Kızım ben istemiyorum diyor. Ben istemiyorum böyle bir sıfat bakarak olacağını istemiyorum diyor. Biraz da kızımın psikolojik sorunları da var. Yani. O yüzden ben bir evresinden şey de almak istiyorum. Özel sayes nasıl gelebilirim? Hani sanatçıda o yüzden sordum geliyor musunuz diye. Peki. Hep İstanbul'da mısınız diye sordum ama özel sayes de almak istiyordum o zaman. Birebir kendine konuşmak istiyordum. Hani özel sayesini verebilir mi ki bana? Şimdi buradan değil de arkadaşlar rejiden aradığınız yerden sizin irtibat için bir adres verirlerse Salih Hocam'ın ofisine gidersiniz İstanbul'a geldiğiniz zaman diyelim izleyicimizi hattan aldık. Özetle kız 17 yaşında okuyor, bir de talibi var, anne kızını evlendirmek istiyor, kız bu duruma karşı çıkıyor nokta. Bir. Bir. Canım ya. Vakit az ya, şimdi evet. Hızlandırmaya çalışıyorum ben. Kızınızın istemediği hiçbirisiyle kızınızı evlendirmeyin. Kızınız artık reşittir, kızınız artık kendi evliliği hakkında karar verebilecek bir durumdur. Sadece sizin belli ki kızınızı evlendirmek istediğinize göre ya akrabadan tanıdığınız birisi olabilir, ya güvendiğiniz ya da bu adayla evlenirse iyi olur diyebileceğiniz birisidir. Bunu ben anne olarak anlıyorum. Ama kızınızın içine sinmemişse, kızınız ben okuyacağım diyorsa, daha yaşı da 17. Bana göre 17 yaşında evlenilebilir. 18 yaşında önceden 14, 15, 16 ideal evlilik yaşıydı. 17 yaşına gelince, 17 yaşına geldi. 18 yaşına geldiği zaman bir kıza ay 18'ine geldi derlerdi. 18 yaşına gelmek evde kalmanın bir şeyiydi, eşiğiydi. 18 ama, evde kalma. Eyvallah olsun. Evet, yani şimdi artık elbette zaman değişti. Eski devirlerdeki gibi değiliz. Kızınız istemiyorsa kesinlikle istemediği bir evliliği yapmasın. Gerekçelerini siz gerekçelerinizi söyleyin, o gerekçelerini söylesin. Kızınızın istemediği bir evlilik yapmayın. Evet. Hani ısrar etmeyin, baskı yapmayın. Dolayısıyla herkes sevdiği ve istediği birisiyle evlenmek ister. Bu da onun en doğal hakkı. Sizin uygun gördüğünüz her zaman çocuğunuzun uygun gördüğü anlamına gelmeyebilir. Çocuğunuzun isteğine göre hareket etmenizi tavsiye ederim. Ne mutlu Saliha Hocamı dinlemek ve izlemek bana huzur veriyor Selda'cığım. Hep severdim, çok öncelerden de izlerdim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Fatma Hanım, günaydın. Eşimle, gerçi bunu yazdıklarını biraz daha erkenmiş. Şimdi herhalde o sofradan kalkmışlardır. Eşimle kahvaltı masasında izliyoruz sizleri. Bizim için hayırlı, güzel dualarınızı bekliyoruz demiş. Allah razı olsun. Hüseyin Fatma. Rabbim bu çiftin ve bizi izleyenlerin ve herkesin aralarında güzel geçim nasip etsin. Ahlaklı ve sadakatli olmaları konusunda Allah onları desteklesin. Doğru soru sormalarını, doğru cevap vermelerini, doğru cevap bulmalarını ve cevaplarını da Allah olmasın Rabbim nasip etsin. Amin. Gönüllerini onarsın Rabbim inşallah. Evli bekar herkese hitap eder demiş Esnaf İndirimi isimli izleyici grubumuz. Saliha Hocam selamlar, o nerede biz oradayız diyor bir Allah diğer izleyicimiz. Ne güzel, Allah teşekkür ediyoruz. Versin. Şimdi teşekkür buradan ederim, son gelen sorular var. Burada Selda Hanım, oğlum Zekeriya 7 yaşında, onunla birlikte izliyoruz. Anne, Saliha Erdem çocukları seviyor mu? Ay çok bizi seviyorum. Bizi görse sever mi diyor. Zekeriya, bir selam alsam Saliha ablamdan. Üstelik eşimin adaşı sevgiyle. Ay ne diyor. Güzel. Allah uzun ömür versin. Çocukları sevmek ne demek? Yani benim 20 çocuğum olsun çok isterdim. Nasıl? 20 çocuğum olsun. 20 çocuk. Evet. Ben gidiyorum ya. Kesinlikle. Allah biliyor ki çok isterdim. Allah'a şükür. Allah 6 verdi. 3 kaybımız oldu. Hepsi yaşasaydı 9 çocuk olurdu. Benim annem de 9 çocuk sahibi. Ve biz kardeşler olarak birbirimize aynen çok bağlıyız. Benim çocuklarım çok mutlu, çok değil de yani nasip böyleymiş. Allah'a şükür. Şükürler olsun. Allah herkese huzur, mutluluk. Amin. Ailesi içinde huzur, sevinç versin. Sevinç kaynakları yaşatsın. Amin, inşallah. İçinde ona hep destek. Bir dakika bakayım, bu mesajın da başı var galiba. Evet. Selda Hanım iyi yayınlar. Benim sorum şu. Eşim bir hafta önce varını yoğunu kaybetti.
Ben bu süreç içinde, mesajın devamı, içinde ona hep destek oluyorum. Moralini düzeltiyorum ama gün içinde ben çok üzülüyorum. Ne yapmam lazım? Çünkü ev paramızdı, adama güvendi, vadeli verdi, iyi niyetinden. Adam benim eşimle beraber bir sürü kişiyi dolandırıp kaçtı. Lütfen sorumu okuyun. Telefondan hattı bir türlü düşünemedim diyor. Emine Hanım bu mesajı yazıyor. Varını yoğunu kaybetti, eşime destek oluyorum. Ev paralarıymış. Evet. Şimdi zor. Hemen bir cevap vereyim mi? Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bir defa değerli hanımefendi, Allah'a yaklaşmak için, eşinize sahip çıkmak için harika bir fırsatınız oldu. Böyle bir fırsat beklenmez şüphesiz ama bu tip durumlar insanın kimyasını ortaya çıkaran durumlar. Kayıplar, kazalar, vefatlar, hele de para kaybı. Şu anda içinizdeki insanlığı çıkarmanın, Allah'a teslimiyeti ortaya çıkarmanın, eşinizi gerçekten sevdiğinizin ortaya konabileceği çok uygun bir zemindesiniz. Bunu hayırla kullanın. Eşinize deyin ki sen başımdasın ya. Şu güzel duayı tekrar etmek istiyorum sizinize. Allah'ım, eşimin ayakkabısını kapımdan, gölgesini başımdan eksik etme. Öyle güzel bir dua ki, öyle şirin bir dua ki. Çok hoşuma gidiyor bu. Eşiniz başınızda mı? Çocuklarınız yanınızda mı? Bugün kuru ekmek yersiniz, bir süre yavan ekmek yersiniz, bir süre aç kalırsınız ama birbirinize tutunarak eskisinden daha iyi olursunuz. Kaybeden siz değilsiniz. Sizi dolandıran kaybetti. O para ona ateş olur. O para ona zerre kadar huzur vermez. Ama bir kayıp şey olursa, bunu kötü niyetle yapmayıp da o da iflas ederse, o da ödeyemeyecek durumdaysa, gerçekten samimiyetle ödemek niyetiyle aldıysa, ona bir şey diyemiyorum. İki tarafta imtihan olmuş demektir bu. Ama ne olursa olsun sizi tebrik ediyorum. Eşinize sahip çıkın. Eşi sevmenin, yuva olmanın en önemli özelliklerinden birisidir bu. Varlıkta da yoklukta da birlikte olmak. Bu durumda sizi en iyi teselli edecek olan Allah'tır. Allah'a yönelin. Namazlarınızı kılın. Bol Kur'an okuyun. Camilere gidin. Bir aile danışmanına gidin. Mutlaka bir profesyonel destek olun. Olaylara nasıl bakacağınızı. Suçlama yapmadan Rabbim bundan ne gibi bir hikmet çıkarmamızı istiyor? Bunun bize öğreteceği ders nedir diyerekten Rabbimizin size güzel günler göstereceğini de mutlaka düşünün ve buna inanın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylık vardır. Allah o kolaylığı size nasip etsin. Onu görebilmek için, onu bulabilmek için de onu aramanız, o bakış açısıyla hayata bakmanız lazım. Paradır. Bugün Allah Kur'an-ı Kerim'de yine buyuruyor ki biz insanları vererek, alarak, azaltarak, çoğaltarak sınarız diyor. Siz de sınandınız. İnanın olanda hayır vardır. Bunda da bir hayır vardır deyin. Birbirinize tutunun çocuklarınızla. Elinizden geldiği kadar gene para kazanırsınız. Gene siz bu eksikleri giderirsiniz. Daha iyisini Allah nasip eder. Yeter ki birbirinize tutunun. Sizi tebrik ediyorum. Allah sizin yüreğinize iman gücü versin. Bakış açınızı sağlamlaştırsın. Eskisinden daha iyi yapsın. O bir tarafta masumsa Allah ona da hayır nasip etsin. Eğer masum değil, kötü niyetliyse Allah onu da iyi etsin. Allah onu da ıslah etsin inşallah diyelim. İnşallah. 3 dakikamız aşağı yukarı kaldı. 2 telefon var, bir sürü de mesaj var. Hemen telefon hattımıza dönelim. Sırayla telefonları alıp, cümleyle alıp, veda edip kapatacağız inşallah. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Telefon hattımızda Bursa. Bursa'dan arayan izleyicimiz. Çok kısa olarak alabilir miyiz sorunuzu? Bursa, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Çok kısa olarak alalım, programın sonuna geldik çünkü. Öncelikle Saliha ablama ve size çok teşekkür ediyorum bu programı. Allah razı olsun. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun inşallah. İnşallah efendim, sağ olun. Ben 20 yıldır evliyim. 20 yıl sonra mutluluğu yaşadım, yakaladım. Çok şükür. Ama 40 yaşında mutluluğu yakaladım. Sorum yani şu... Hiç kimsenin mutluluğunu, huzurunu bozacak değerde hiçbir şey değerli değil. Yani mutluluğu kadar hiçbir sorunlar bence sorun değil. Sorunları sadece biz büyütüyormuşuz gözümüzde. Çocukluğumdan beri sorumlu bir çocukluk geçirdim. Aile ortamında büyümedim. Evlendim. 18'in üstünün içinde birlik, konfeksiyon iş yeri de evimizin içinde.
18'in üstünün içinde bir aile bağı gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben de buna bağlandım. Anne baba yanında büyümediğim için. Anne babam var olduğu halde. Babaannem vermedi beni anneme babama. Şehire taşındılar. Bu şekilde bir çocukluk sıkıntılı amcamın, Sert amca yanında büyüdüm. Ama 18'in füzünün içine düştüm, böyle aile sıcaklığı çok hoşuma gitti. Çok da bağlandım. Babam da istediği için evlendim. Zorla evlendim yani, ağlayarak, ama sırf babam istiyor diye evlendim. Eşim fazla şey yapmazdı, ilgi göstermezdi. Eşim bana karşı, ben eşime karşı ilgisizdim ama eşimin iyi huylarına baka 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 ben bu evde 20 yıl tutundum yani. Maşallah. Eşimle ailesi horladı ama ben yine durdum. Sırf eşimin iyi huylarına bakarak. Ama benim için de eşim asla ailesini kırmadı. Asla bir şey demedi. 7 aydır eşim ayağını kırdı, kaza yaptı. 4 ay boyunca hiç kalkmadı yerinden, kalkamadı. Bu 7 ay içinde beni eş olarak ve yani bir nasıl desem, yani 20 yıldır sanki hiç evli değilmişiz, 7 aydır evliymişiz gibi. Maşallah. O da beni tanıdı iyice. Çünkü evde kaldı, ev ortamını gördü, aile ortamını da fazla görmemiş. Ve 7 aydır biz sanki yeni evlenmişiz. Maşallah. 3 çocuğumuz da yok yani, sanki yeni evlenmişiz. Çocuklarımız evlenecek, neredeyse yaşa geldi. Ne güzel, ne mutlu size. Ellerinizden öper. Maşallah. Bir hafız kızım var. İşte şimdi bir çok özür dilerim. Siz çok güzel anlatıyorsunuz da içeriden de bana ısrarla diyorlar ki son bir dakikamız bile kalmadı. Tamam, son şeyimi söyleyeyim. Lütfen. Yani herkese sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Büyük problem de olabilir, küçük problem de olabilir, bir sürü sıkıntılarınız da olabilir. Sadece ayağınızla çoluk çocuğunuz sağlıklı var yanınızda ya, buna bakın. Hiçbir şey önemli değil. Ölüm var çünkü. Ailenizle mutlu olmayı başarın. Ne güzel. Sadece buna bakın yani. İyi huyunu görün eşinizin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sabredin sıkıntılara da. Başka bir şey demiyorum. Allah razı olsun. Allah sizden de efendim. Sizden de Allah bozmasın. Allah nazardan saklasın. Bursa'ya ve beraberinde tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hani abla kapatıyoruz diyorlar. Tamamen doldu süre. Açtık bir, hatta. Bir cümle var mı? Hemen o zaman, çok hızlı. Peki, bir kayınvalidenin bu hanımefendiyi alıp ailesine vermeme hakkı yoktu. Baba buna müsaade etmemeliydi. Anne hakkı bu demek değildir. Mutlaka gerekirse kızını kaçırarak alıp kendi evinde büyütmeliydi. Hiç kimse çocuğunun evlatlık vermeyin. Evlatlık, hani sahipsiz birisine evlatlık alabilirsiniz ama çocuklarınıza bakamıyoruz, çubuk gerekçesiyle evlatlık vermeyin. Ve babaanne, anneanne, çocuğun yeri ailesinin yanıdır. Bir defa bu çok dikkatimi çekti. İkincisi, hanımefendiyi alkışlıyorum. Allah razı olsun. Doğru söylüyor. İnşallah Rabbim bu kadar beklemeden diğer kardeşlerimize hayırlı mutluluklar nasip eder. İnşallah efendim. Salih Erdim'le birlikte karşınızdaydık, huzurlarınızdaydık efendim. Pazartesi sabahında, yeni haftanın ilk gününde. Teşekkür ediyoruz yoğun ilgi sevginize. Allah daim etsin, daha da güzel etsin inşallah. Sağ olun, var olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık Salih abla. Yarın Profesör Bülent Arman bizlerle olacak efendim. Akciğer kanseri, KOAH konuşacağız.